Alanya Posta TV ekranlarından futbol nabzı programından herkese iyi akşamlar. Muhittin kardeşim son dakika gene yetişti sağ olsun. Hoş geldiniz Veysel abi, Muhittin kardeşim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar cümle. Yine salı günü karşınızdayız. Bomba gibi bir program bizi bekliyor. Gerçekten çok duygulandık bugün programı hazırlarken. Şimdi onu konuşuyorduk programdan önce de harıl harıl. Gerçi Muhittin bu hafızası kuvvetli, çalışmadan geldim diyor ama Veysel abiyle ben çalıştık bugün. Evet. Program çok neşeli geçeceğine ve duygulanacağımıza inanıyorum ben. Çünkü evet zaten şimdi onun anonsunu yapıyorum. Bugün Süper Lig tarihimizin enlerini konuşacağız. Sizin de sorulara ara ara veya istediğiniz zaman bütün sorulara cevap yazarsanız sizin yorumlarınızı da okuyacağız. Süper Lig'de tarihimizdeki enlerimiz, enlerimizdeki kasıt şu, en iyi futbolcumuz, en başarısız, en yararlı, en golcü, en bunları tabii biz kendi düşüncelerimizi deklare edeceğiz. Herkesin kendine göre düşünceleri ayrı. Eminim görüş ayrılıkları olacaktır. Özellikle Muhittin'le Veysel abi arasındaki bombaları bekliyor olacağım. Aynı zamanda da önce tabii ki önümüzdeki maç olan Antalya maçını konuşacağız. Sonra Süper Lig'in enleri bölümüne geçeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Veysel, bir tane kağıt verebilirim. Buyur Muhittin'cim, ben sana bir kağıt. Veysel abi burada fazla, bir tane. Evet. Veysel abicim, hoş geldin, şeyini alalım, konuşmasını. Hoş bulduk. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Geçen hafta yoğun bir şekilde bize ilgi gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam da hep beraber Alanya'nın futbolun nabzını konuşulmayan hiçbir şeyin bırakılmadığı bir programla tekrar karşınızdayız. Teşekkür ederim. Muhittin'cim. Evet, öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar dilerim. Bir haftalık aranlardan sizlerleyiz. Geçen hafta inanılmaz bir yorum ve izleyici kitlesi vardı. Öncelikle geçen hafta bizi izleyenlere çok teşekkür ederim. Bu hafta güzel program olacak. Buradan da açıklamadan vazgeçmeyeceğim. Biz hiçbir zaman program öncesi birbirimizle konuları konuşmazdık ama sabah Enes Altundal soracağı soruları WhatsApp'tan atmış. Ben okumayacağımı söyledim. Okumadım da. Burada ben bunun açıklamasına cevap hakkı doğuyor mesela. Ben bunu söyleyeceğim. Ama 8 yılın şeylerini aklında tutamayız biz. Ben burada yani direkt yaşlı adamlarız. Enes Altundal WhatsApp'tan attı konuşmaları. Ama mecbur. Cevap vereyim önce bir. Buyur Veysel abi. Ben bir ay yoğun bakımda yattıktan sonra hafıza kaybı yaşıyorum. Enes'e ben dedim ki enleri konuşacağız dedi. Bu yılın enleri ise tamam dedim. Hayır dedi abi, 8 yılın enlerini konuşacağız dedi. Yani Alanyaspor Süper Lig'e çıktıktan bugüne olan. O zaman dedim ben, sen bize ne soracağını at da biz de ona göre bakayım bilgileri, oraya lap diye kalmayalım orada. Ama gerçekten Muhittin iyi. Ben bakmıyorum dedi. Hayır. Bakmıştır ama. Vallahi bir şey söyleyeceğim Veysel abi. Ama iyi ki atmışız Veysel. Benim aklıma 5-6 tane yazmayacağım topu geldi. Adam hepsini yazmış. Yazdım ben tek tek. Evet Muhittin'cim, seninle başlamak istiyorum eğer bir işin yoksa. Yok, buyur abi. Öncelikle benle Veysel abinin merak ettiği ortak bir soru var. Onu söyleyeceğiz. Antalya'ya kaç otobüs gidiyor? Öncelikle yeni yıl bütün ülkemize, Türk milletine inşallah kazasız, belasız iyi bir yıl olur. Doğal afetsiz. Unutamadığımız 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim.
Yeni yıl inşallah Alanyaspor'un başarılarıyla dolu. Alanya'da güzel bir yıl olur. Buradan Hilmi Eser abimizden doğum günü kutluyorum. Nice mutlu yıllara. Bugün doğum günü. Evet, Antalya'ya gidiliyor Alanyaspor. Hayırlı uğurlu olsun. Gidiliyor. Ben gidilmemesi taraftarıydım. Şöyle gidilmemesi taraftarıydım. Taraftar olarak, taraftar grubu olarak gidilmesi taraftarıyım. Ama insani yönden ve baktığım zaman, olaylar açısından baktığım zaman normalde gidilmemesi taraftarıydım. Nasıl çıktı? Bir anlatırsan. Hiçbir şekilde bir şey yok abi. Yani kaymakamlığın verdiği bir ceza hiçbir şey yok. Hiçbir konu yok. Açık olan yere de Alanyaspor taraftarı gider. Hani bunu şey olarak yani söylüyorum. Yani ben şunu söylüyorum. Bunu racon olarak falan şunu değil. Tamam, anladım. Şunu öğrenmek istiyorum. Yönetim hadi gelin maça gidin mi dedi. Yoksa siz sizler biz gitmek istiyoruz. Şöyle bir durum dedi. Var. Nasıl oldu? Otobüslere kim veriyor? Yönetimle bizim zaten yıllardır hani Mertan abiyle iletişim en iyi sen biliyorsun. Evet. Ne yapalım? Gidelim mi gitmeyelim? Bizim öncelikle düşündüğümüz olay, en başa düşündüğümüz olay şu. Antalyaspor maçından sonra, Ankara Gücü maçından sonra bizim çok önemli Başakşehir deplasmanımız var. Başakşehir deplasmanı Alanyaspor taraftarı gidecek. Zaten çünkü oraya gitmesi mantıklı. Orada seyirci az oranın. Az oranın. Orada aynı İstanbul seyirci maçı gibi olabilir. Aynen öyle. Bizim dediğimiz şuydu. Antalyaspor maçında takımıza destek olalım ama ceza alınmaması için elimizden geleni yapalım. Ceza yemeyelim. En önemli etken bu. Buradan bütün gençlere de sesleniyorum. Bizim her şeyden öncelik Başakşehir deplasmanı çok önemli bizler için. Evet. Aynı İstanbul Spor deplasmanı olduğu evet. gibi. Ondan Antalyaspor deplasman tribününde özellikle küfür olayına çok dikkat edeceğiz. Kafeste bir şey olmaz ya. Ama tabii şey, kötü tezahüratta. Tabii ki. Kötü tezahüratta evet, o şey. Haricinde tarafta grubu olarak gidilecek. Takımımız yanında olacak. Buradan da bütün Alanyaspor taraftarlarına sesleniyorum. Yani 1,5 saatlik bir yol. Takımımızı yalnız bırakmayalım. Tribünün orada dolu görükmesi futbolcularımızı apayrı gazlar. Ki Antalyaspor Sergen Yalçın'ı getirdi. Onlar da geçen hafta ben de buradan gelmiyorum diye fişitlediniz ama ben geliyorum. O geçen hafta cevap bile vermedim Antalya'ya. Güle güle, hayırlı uğurlu olsun. Hayır, ne bileyim, geçen hafta işte ben yok gaz veriyor da gelmiyor değil, da bilmem ne de. Ama inşallah tek isteğim ben. Ya ben dediğim olacak da bir şey yok. Olaysız. Tek olaysız ben da isteğim olaysız. Olaysız devam olsun. Etsin. Benim amacım o, başka bir şey. Ben İnşallah cumartesi günü ben hatırlanmam. Ben şundan tarafayım Veysel abi. Tribünde atışma olur. Tezahürat atışması olur. Ben o hemfikiriz ama hele de dışarıda olacak olaylar. Yani yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Ha, Antalya'da onlar yerel seçici olmaz zaten. Antalya'da şöyle bir şey var. Şimdi bizim burada maç öncesi de maç sonrası da olay çıkıyor. Neden? Stadyumumuzun durumu müsait. Evet. Adamlarla muhakkak karşılaşıyorsun. Antalyaspor taraftan görmüyorsun bile orada. Adamlar seni direkt stadyumun altına alıyor. Hiç kimseyi görme şansın olmuyor zaten. İnşallah olaysız. Otobüsleri kurum olarak hangi kurum verdi? Otobüslerde Hilmi abi bugün taraftardan sonra Mehmet Ali Işık'la görüşecekti. Otobüs konusunda Hilmi Güney ve Mehmet Ali Işık'la ilgileniyor. Hı, anladım. Daha belli değil yani. Doğru bir hamle. Taraftar oraya buraya gitmesi, geçen de bunu kaç defa deklar etmiştik. Taraftarı kurumlarla karşı karşıya getirmemek lazım. Tabii. Alanya küçük bir kulüp değil, büyük bir kulüp. Alanyaspor camiası. Taraftarı da oraya buraya şey etmemek lazım. Tabii ki, ben de katılıyorum. İyi olmuş. Peki karşıyım ama şey olarak iyi olmuş. Evet. Senden maç tahmini alacağım Antalyaspor'la ilgili. Antalyaspor'la ilgili ben normalde ilgili geçen hafta burada tahmininde 4 puan. Bu maça 1 puan demiştim. Evet. Berabere kalacağını düşünüyorsun. Ankara Gücü maçta 3 puan demiştim. Bu maçta berabere kalırız demiştim. Ama Sergen ama son şeyim Sergen Yalçın faktörü ne kadar farklı olacak onu biraz tedirgin olduğumu söyleyebilirim. Ama hala 1-3 puan. Yani beraberlik bana göre. Şimdi, beraberlik hala. Muhittin sen? Evet. Ben, Umut oyun 6 yapısı, puan demişti zaten. Ben oyun yapısı olarak baktığımız zaman Antalyaspor'un bu zamana kadarki maçlarını izlediğim zaman geride çok açık veriyor. Alanyaspor'un da 2 haftadır oyun sistemine baktığımız zaman Samsun maçında da özellikle hızlı hücuma çıkıyoruz. Kanatlardan Efecan da kullanarak hızlı hücum ediyoruz. Antalyaspor maçında erken bulabileceğimiz hızlı bir hücumda golde Antalya'ya dağıtma durumumuz var. Ama ne olursa olsun Antalyaspor'da iyi takım, iyi kadro. Ben 3 puan bekliyorum takımdan ama en kötü ihtimalle beraberlikle döneriz diye düşünüyorum. Hayır, çünkü şey, bugün bu hafta hepimiz aynı fikirdeyiz. Çünkü, o da enteresan. Ben de Sergen Yalçın, şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde de aynı şekilde. Çok şişirme halde gelen hiçbir hoca, hiçbir futbolcu kolay kolay başarılı olamıyor. Sergen Yalçın çok şişirdiler. Aşırı şekilde çok şişirerek gelindi. Bakalım ne olacak. İkincisi, ben Sergen Yalçın'ın Antalya'nın sonu olacağını düşünüyorum. 2 gündür de bunu söylüyorum. Yani konuşulan meblağ bütçeler... Zaten Antalyaspor bildiğim kadarıyla borç batağındaydı. Çünkü bayağı büyük bir şekilde borcu. Bir burada bir parantez açabilir miyim? Evet. Bu hafta önümüzdeki salı günü çıkacak yazımı iyi okumanı tavsiye edeceğim. Türkiye'de tüm kulüplerin şeylerini yazmaya çalışacağım. İyi kötü hazırlığımı bitirdim.
hangi kulüp batağa doğru gidiyor, hangi kulüp çıkıyor, Alanyaspor'un durumu ne, Alanyaspor ne kadar borcu var, bunların hepsini birleştiren bir yazı kaleme almayı planlıyorum. Çünkü Antalyaspor'un borcunun 1/3 kadar nerede masa Sergen Yalçın'a bütçe ayrıldı. Ama zaten, Antalya'da da ağ çok ya. Ya yani orası öyle. Eto'yu getirdi, Nasri'yi getirdi. Yani. Şov yaptı ama Antalyaspor'da da listi takımların içinde. Tabii ki. Ama işte ağ çok. İş sona bindiğinde bir de, ben hiç olmaz abi. Muhittin Becekleri var işte ya. Orada oranın o gece uyumayanları şeye devreye girer diyordu. Bir de oyuncu kadro kalitesi gerçekten iyi. Muhittin Böcekleri var abi ya. Her şey. O zaman üçümüz de beraber ediyoruz öyle mi? Bu arada buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ayrıca bir teşekkür edelim. İki haftadır Alanyaspor'u paylaşmayı bıraktı. Kendisine çok iyi. Bir delik zaten. Evet. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Evet. Bakalım maçtan önce bir paylaşım yapacak mı? Bir şey söyleyeceğim. Ahmet Yener kalp krizi geçirdi. Doğru mu? Evet, kalp krizi geçirdi. Şu anda yoğun bakımda tutuluyor ama durumu iyi. Ya kötü bir yoğun bakımda mı yoksa normal yoğun bakımda. Benim kaldığım yeri değil yani. Değil. Tamam. Zaten ben de kalp krizi. Buradan geçmiş olsun dileyelim o zaman. Kalp krizi ben de geçirdiğimde kalp krizi hikayelerinde özellikle yoğun bakımda belli bir süre tutuyorlar. Yani bu akşam mutlaka eğer her şey yolundaysa normal odaya çıkarırlar. Stent takılmış. Şimdi bir arkadaş bir ilerleyen günlerde de tekrar bir ameliyat olma durumu varmış. Anjiyo. Geçmiş olsun diyorum. Programın futbolun nabzı olarak. Allah kimseye göstereyim. Sağlık çok önemli. Hepimiz yaşayız. Ben hep canını önlüyorum burada sizlerin arasında. Allah kimseye vermesin. Hadi bakalım. Allah bitenden korusun. Moderatör buyurun efendim. Evet efendim. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ben soruyorum. Sonra sırayla üçümüz cevaplıyoruz. Evet, başlayalım. Ve seyircimiz de cevaplasın. Tabii. İstiyorlarsa onlar da yorumla katılacaklar. Muhittin'cim seninle başlamak istiyorum. Evet. Süper Lig tarihimizin... Süper Lig yani biz hep 8 seneden bahsediyoruz. Hep 8 seneden bahsediyoruz. 8 sene oldu değil mi? 8 sene. Süper Lig tarihimizin en çok para kazandıran transferi. En çok para kazandıran Merih Demiral. Şöyle gittiği takımdan sonra Juventus'tan da Juventus'a da transfer olduktan sonra pay geldi. En fazla ücret kazandı Rano. Tamam. Daha sonra Bakasitas ve Emre Akbaba transferine 4'er milyon kazandık. Ama kar bütçesi olarak baktığınız zaman Merih Demiral. Aynı. Benimki doğru. De Merih Demiral. Ama bunu özellikle sordum çünkü burada zaten bir istatistik var. Mecburen herkes aynı cevap verecek. Şimdi öyle öbür türlü sorsaydım herkes Merih Demiral da o transfer şeyin içinde olacaktı. Soru 2 şu. Merih Demiral dışında paraya bakmayın. Size göre en iyi transfer. Alanyaspor'u. Evet. Bana göre en iyi şimdi şöyle transfer derken böyle bir soru yok. Yok işte. Onu diyorum abi. Oyuncu kalitesi olarak mı diyorsun yoksa bu işi maddiyat yönünde mi düşünüyorsun? Onu söylüyorum. Maddiyatı bir kenara bırak. Emrak Baba. Muhittin düşünceli olarak cevap ver. Sence ya bu adamın geldiği ben en çok buna sevindim dediğin transfer. Emrah yani şöyle en çok sevindiğim oyuncu verdiği katkı olarak Wagner Love. Hem para kazandırdı hem gol kralı oldu. Sisse de aynı ama Wagner Love hem para kazandırarak gitti. Ayrı bir yerde. Ama şöyle bir durum var. Emrah Baba da çok hani maddiyatsızlıktan hem 4 milyon euro gibi para getirdi bu kulübe. Emre'nin de gol katkısı Wagner Love kadar. Ama sen şimdi bunlar bir kişi olarak sınırlandıramayız. Mesela Davidson vardı, Fernandez var. 2-3 tane olarak söyleyebilirsin aklına gelirse üst üste. Ben de aynı fikirdeyiz. Zaten ben Fofana'yı da koyarım. Soru ne? Bedavaya gelip 2,5 milyon. Soru sana göre. İyi ki bunu almışız diyeceğin o top 2-3'teki isimler. Bir Efe Can Karaca. Abi o adam zaten vardı bizde. Süper Lig tarihinde diyorum. Transfer ettik Süper Lig tarihinde diyorum. O zaman Emrah Baba da vardı. Hayır yoktu. Hayır Emrah Baba Süper Lig'de yoktu geri geldi. Gitti geldi ama vardı oynadı tamam, ya. Tamam gitti geldi. Tamam Ben Wagner Love derim birinci sıraya. Bravo. İkinci sıraya Çisse'yi koyarım. Evet. Üçüncü sıraya Javallas'ı koyarım. Bravo. Ben şuna şöyle cevap veririm. Benim maddi açıdan bakıyorum şimdi. Yok ben şuna şöyle cevap veririm. Ben 4 Yunan'a aldığımız transfer derim. Hayır. 4 Yunan'a aldığımız transfer. Maniatis. Hayır diyemezsin benim fikirlerime ya. Bana göre değil dersin. Tamam. Maniatis'te ne kadar katkı gördün ya? Maniatis değil ama o transfer hamlesini söylerim. Yani Bakasetas, Siopis, Zavelas ve şey. Ama bunlar farklı dönemlerde. Biliyorum farklı dönemlerde geldi de Yunan lobisini diyorum ben. Ekoli. Evet Yunan ekoli. Devam edelim. Evet. Maniatis'in gittiği maçı da hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Mehmet Altınlar, Mustafa Camınak takım maçı. O gün Mehmet Altınlar da orada yapmıştı. Evet, o aynen. Gün bitmişti onun işi. Kesmişler evet. Peki bu sefer en yararlısını soruyorum istatistik olarak yani. Tartışır mıyız bunu? He? Tartışmaz. Aynen Efecan.
8. Kaç sene oldu? 10 sene mi oldu? Şöyle hani istikrar açısından. Yoksa yararlı olarak baktığın zaman ben Papiss'i söyledim. Ama Papiss'te 2 dönem ben var, 3 dönem var. Bu 8 dönem var. Bunda ben bile Efecan yazdım. Yani Efecan yani, ama bu uzun vadede. Tabii tabii uzun vadede. Uzun vadede. Kısa vadede düşünecek olursa. Vagnerlov var mesela. Vagnerlov'la Papiss'i koyarız. Veysel abi seninle başlayayım. Evet. En savaşçısı. Buna herhalde. Tartışmam bunu. Şüphesiz. Javallas. Tartışmayız. Javallas. Ondan sonra Efecan'ı da koyabiliriz ama ona. Okey. En iyi forvet. Buna ben başlayayım. Wagner Love. Ben ayrım yapmam. Ben iki tane diyorum. Nasıl ayrım yapmam? Ben iki tane diyorum. Ben de. Chisse ve şey mi? Ayrım yapmam. Wagner Love. Tamam de. Biri gol kralı ama ya iki tane yapmam. Opsiyon ver biz iki tane en az. Abi çünkü 8 seneden bahsediyorsun. Tek oyuncuyla sınırlama. Bazı özel oyuncular tek oyuncu olabilir. Ama en iyi forvet diyorsun. Bir sürü forvet geldi. Biz platinde gördük. En yükseğinde gördük. En diptekinde gördük. Evet. Evet. Devam ediyorum. Evet. En iyi kanat oyuncusu. Hangi? Sol mu sağ mı? İkisi sağ, de. Açık mı? İkisi de. Kanat. Sağ, en iyi iki kanat oyuncusu. Yani ikisinden biri de olabilir. Junior Fernandes. İstersen sağa sola iki tane de ayırabilirsin. Katılıyorum birinci dönem ama. Junior Fernandes birinci dönem Davidson. O iki sol kanat. Ben iki sağ kanat Efecan'ı koyacağım orada. Sol kanat aynı katılıyorum. Birinci dönemi Fernandes'in. Davidson'da iyi. Bize para da kazandırdı. Ben de şöyle yazacağım. Evet. Efecan hakkını başka yerde kullandığım için benim çok beğendiğim bir oyuncu vardı. Campos ve Fernandes. Dijalma Campos. Dijalma. Çok Campos. İstikrarlı olmadı ama. Ama aynen. Bir oyunu bir oynamadı. Yakışıyordu o şeye. Ben Tayfun Bülgaz'ım. Sen hiç listeye sokmadım. Sırf senin için. Oyuncu kalitesi olarak çok iyi. Tayfun Bülgaz'ı bir yere sokmadım listeye. Bak, ben bir yere koydum. Bak oyuncu kalitesi olarak çok iyiydi. Aynen. Ama dedim ya sana. Ama bu cevaplar olur. Hep bizim kendi gözümüze hoş gelen cevaplar olsun diye söyledim ben. Sevgili izleyiciler sizden de bekliyoruz ha. Evet. Yani ben merak ediyorum izleyicilerimizden kimler diyor bu sorulara. Evet. Sözünü kesiyorum bir tane yorum dikkatimi çekti. Turgay Yüksek. Bunlar kesin benim gibi Alanyalı hepsi aynı anda konuşuyor. Evet Alanyalı. Evet devam edelim. Köküne kadar. En iyi orta saha oyuncusu. Burada ben iki opsiyon. Tamam. 8 numara 10 numara. 8-10 yapın. Tamam Emre ve ben söyleyeyim bunu. Emre ve Bakasetas. Ben sen benim fikrim bu. Kesinlikle Bakasetas. Emre Akbaba bir de benim. 8-10. Ben Salih Uçan'ı da katarım ama. Ben Salih. O da istikrarın denizci. Campos gibi. Aynen. Bir oynadı bir oynamadı istikrar. Bakasetas. Ama Bakasetas. Milimetrik pas adam bir adam. Ben, Bakasetas. Benim burada yazdım zaten hepsini. Bakasetas evet. Ve Emre Akbaba yazmışım ben de. Evet efendim. Bakasetas tat veriyordu. Yani. Çok. Zevk veriyordu. Hem nasıl. Benim Alanyaspor'da gittiğinde en çok üzüldüğüm oyuncu. Evet. En iyi stoper. Ama ona da... İki koy abi. İki, üç. Tartışmam. Bak. Javallas mı? 1, 2, 3, 4 falan diye tartışmam. Javallas. Ben iki tane daha koyacağım onun yanına. Ya senin koyacağın Veliton'u koyacaksın. Kol kırık İstiklalı kol kırık koyacaksın. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Ama Javallas ilk sıra tabii. Tartışılmaz ya. Ben de Veliton Javallas. Ben tartışmam. Kol kırdı ben. Kol kırık çünkü kumarhaneden geldi buraya. Sen şeyi koymadın Fatih'i. Fatih onlar yapmadı her şey. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü stopere bak. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü Fatih ben hiç stoper olarak görmedim. Ben Fatih'im önlü bana baktım. Kötü stoper olarak onu yazmamak için 2016'lara falan döndüm. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika da bir bilgi vereyim. Evet abi. Fatih Sivas Spor'un maçında nerede yıldızlaştı biliyor musun? Önlü bir oda. Sivas maçında stoper ne zaman oynadı biliyor musun? Sadece bir kupa maçında oynadı. Fatih normalde stoperdir. Şey önlü bir odur. Alanya'da stoperde bir denedi şey. Öyle Farioli. Galiba. 15-16 maç. Çaresizlikten garibim Turkan'la yani. Turkan'la beraber oynadılar. Ve kazandığımız için orada kaldı öyle. Normalde Fatih stoper değildi. Peki en iyi bek. Sağ sol diye ayırabilirsiniz. Aklınıza tek isim gelirse tek isim söyleyebilirsiniz. Ben söyleyeyim buna. Evet. Ben tek isim söyleyeceğim. Kendim için Gassama. Ben onu sen solda Gassama. Sağdakini söyleyeyim. Sağda Gassama. Johan Fran da ekleyebilirsin ona. Hangi Johan Fran abi? Solda İkinci dönem bizi o kadar kanser etti ki birinci dönemi olsun. Sildik. Birinci dönem diyelim. Solda da Skala. Eskala. En Sakala mı? Hı. Bence Mubanya. Sağ sol. Yok Skala. Muhiti? En Skala abi. İstikrar. Ben istikrara bakıyorum. İstatistik olarak Baiano sağ bekte ama Juan Fran kadar değil. Bak gol ve asist istatistikliğine diyorum. Ama performans olarak Juan Fran sağda, solda da en skala. En iyi kaleci kimden başlayayım? Muhittin. Ben tartışmazız Haydar Yılmaz derim. Veysel abi. Marafona. Runarsson. Ha? O? Runarsson mu? Tabii ki. Ya bir dönem
Ama, oynamış adam sen... Ama gelmiş geçmiş. Haydar, Haydar Yılmaz'ın sağ eldiveni olamaz. Herkesin fikri. Sağ elini geldiren var ya. Haydar Yılmaz'ın... Ya ben Haydar Yılmaz'ın yediği golleri hatırlıyorum. Haydar Yılmaz'ın sağ elini ya ilk oynamıştır yediği golleri. Ben Haydar'ı ilk ikiye korum yani. Abi tamam. Haydar ben Maradona çok emektar bir adam eyvallah ama... Çok çok iyi bir kaleci değil yani. Bak ne diyorum, Runarsson sağ eldiveni olamaz Haydar. Ama Haydar da bize ikincikten, birincikten geldi. Evet. İşte Süper Lig'den gelenlerden bahsediyorsun. Ama oynadı Süper Lig'de. Oynadı aynen. Biliyorum. Aynen. Bileklerine en çok hakim olan ve seyir zevki en yüksek olanı. Muhittin'den başlayalım. Bileğine hakim olarak dersek Salih Uçan. Evet. Ama seyir zevki, hem bilek hem seyir zevki dersen Davutson. Veysel abi. Çünkü gol atıyor, istatistik var. Ya... Seyir zevki yüksek. İzlerken milimetrik pas atıyor Salih. Ben bu konuda tercihimi Emre Akbaba'dan yana kullanacağım. Ben en çok Fernandes'i izlerken zevk alıyordum. Ama İlk o dönemde. Servisçi değil ki o solta. Sol fark açık. Etmiyor ki. Onu biz orada kullandık ya. Seyir... Ama bak. Kullandık ya orada. Bak bileği en naif olanlardan birisi. Ya benim Salih Uçan'dı. Salih ama istatistik olarak gol ve... Ben ona bakmıyorum. Ben izlerken zevk aldığımı söylüyorum. Dolayısıyla da çok güzel top atar. Tabii. Ama... bir iniş çıkmıştı. Top atma değil. Emre'nin bir ritmi vardı. Emre o ritimle giderdi. Mesela aslında ritim değil mevzu bahis. Burada güzel çalım atabilen, enteresan tamam. şeyler yapabilen. O sorudaki kasıt oydu aslında. Anladım. O zaman Berkan Emir'i söyler. Enteresan ne yapacağım? Cenk Ahmet mi? Ne yapacağım belli olmuyor. Cenk Ahmet'i de gördük ya biz. Evet. Cenk Ahmet'in uzaktan attığı gol hatırlıyor musun? O bile inanmadı. Evet. En hızlı. Bugüne kadar. Evet. Cenk olabilir yani. Başarısız en hızlı da olabilir. Çok açık. Bu hızlıyı derken hızlı genelde şeyde kullanırlar. Kanat oyuncularında. Evet. Ben şu anda aklıma gelmediği için düşünüyordum. Sana tek isim. Bileğe en naif oyuncu. Bize zevk veren. Tartışmasız. Ne Davidson ne Fernandez koyarım. Sakın. Lucas Villafenez koyarım. Lucas mı diyeceğim dedi. Direkt onu koyarım. Vallahi başka. Para kazandırdı biz İsmini düşünüyordum. Lucas Villafenez. İnanılmaz bir oyuncu. Lucas Villafenez. Evet. Villafenez. Ya ben Villa diyorum. Villafenez. Bu Villa diyor. Ben Villa diyorum. Var mı itirazı? Villa yaptırıyor ya ondan mı diyorum acaba yukarıda? Evet. Evet abi. En hızlı. En hızlı. Ben bu günümüzde kullanacağım bunu. Ben buna düşündüm. Ben geçmişe de baktım. Skala'la Yusuf Özdemir arasında gittim geldim. Ben Yusuf'tan yana kullanıyorum şeyimi. Başarı olarak düşünme Muhittin bunda. Speed olarak düşünme. Sprinter. Oğuz da girebilirdi bu listeye. Carlos Eduardo şu anki. O da hızlı. O da hızlı. Ben ama... çok görmedim onun sprintlerini ama ben de Oğuz Aydın diyorum. Oğuz Aydın Kim? Diyorum. Oğuz Aydın. Abi Oğuz Aydın çok yavaş. Ya sprint ya son 3 maçta çok hızlı ya ona oradan kalmış. Ben önce, Oğuz Aydın önceki halinde biliyorum ya sol çizgiden alıp abi. Gittiğini. Ağır ağır. Yusuf Özdemir'di sen de işte. Yusuf hızlı da Oğuz Peki. ağır ya. Evet. Peki. Süper Lig'de, Süper Lig'e zaten mesajda da yazmıştım. Süper Lig'e çıktığımız an demeyin. O ayrı hiç. Evet. Sizi en çok mutlu eden an. Konyaspor'a 90 artı 2'de Papi Sis'te bir gol attı hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? O anı ben unutamam. Veysel abi? Ben Avrupa maçı. Benim de aklıma geldi. Rosenborg. Yani oynamadık yani sıradan maç gibi konuşun. Evet, aynen öyle. Tarihte yok böyle bir şey. Tarihimizde ilkti. Yani Avrupa maçı. Benim de 2021 Süper Lig'e çıktığım bu. 2021 mi 2022 yılında mı Efecan bir gol sevinci yaptı ya Antalya seyircisinin önünde. Ondan sonra Efecan Antalya'da istenmeyen adamdır. Çok mutlu olmuştum ya o zaman. Ben mutluluk yani, açısından dersen. En mutlu olduğum an o andı yani benim Süper Lig'de. Mutluluk açısından dersen o da olabilir. Bu arada tam bu arada Antalya'dan bir mesaj geldi. Hemen okuyayım ben. Bana geldiği için. Coşkun Demirtop göndermiş. Biz Antalya Sporluyuz. Biz bu şehrin çocuğu Antalya Sporlu. Bizim Alanya Sporlu. Bizim iyi yayınlar dilerim. Şirin Baba. Seviliyorsun. Ankara'dan selamlar. Coşkun Demirtop demiş. Gelmişken. Keşke. Serdar Limon da bir şey ya, hadi yazmış. Ne olduğunu anlayamadım. Devamını getirirsen memnun olacağım. Evet. Keşke herkes Coşkun Demirtop gibi iyi olsa. Evet evet. İyi niyetli olsun. Bizim herhalde Mehmet Karşıyaka da öyle değil mi? Evet o da öyle. Mehmet. O da öyle evet. Yönetimsel bazda yapılan en olumlu hareket size göre. En olumlu. En olumlu. Yönetimsel bazda. Hangi anlamda mı? Taraftar anlamında mı? Oyuncu transferinde mi? Hepsi olabilir. Ben imitasyon forma savaşı diyorum. He? İmitasyon formanın bitirilmesi. Çok güzel cevap. Çok güzel cevap. Büyük bir savaş verildi orada Melih Demir ve ekibine karşı da o dönemde. hala onun etkileri var. Alanya artık
Taraftarın çok iyi. Taraftarın çok işine yaradı bu. Taraftarın buna gidip forma yaptırmak, dil dökmeyi de bu itti. Evet. Adam belediye başkanı da işin adamı, maşallah. Olabilir abi, kim olursa olsun. Alayış var benim için. Kırmızı çizgim. Muhittin senin? Abi benim de ne olabilir? Yönetim anlamında. İşte bak işte çalışsan düşünmezdin. Abi ben... Ama bir tane adam doğalıyor. Katılıyor mu? Formula katılırım. %100 evet. Katılırım ama başarı anlamında, yani yaptığı en şey anlamında ne dersen... Başarı demiyor ama sen. Dikkat çekin. Önlemiş. En önemli hayal her şey olabilir. Tamam, anlatayım o zaman. Hasan Başkan'ı ben taziye evinde görmüştüm. Taziye evinden kalktı. Bir tane dedi, genç topçu getirdik dedi. Merih Demiral diye dedi. Evet. Onun imza töreni var dedi. 3,5 milyon euroya dedi, satın alma opsiyonuyla kiraladık dedi. Ben de şunu sordum. Emre Akbaba'yı biz yıllarca oynattık, 4 milyonu zor sattık. Evet. 18 yaşında, 19 yaşında bir çocuğa 3,5 milyon euro fazla değil mi gibisinden. Bu şekilde bir sezon işte. O da dedi ki, iyi izleyin dedi, bak bu çocuğu dedi. Şimdi baktığın zaman Türkiye'de Alanya Spor bazında, hani bütçe anlamında diyorum. Küçük kulüplerin bütçe anlamında bir oyuncuya gelip de 18-19 yaşında bir oyuncu 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla alıp o bütçelere satması bence büyük başarı. Bir de üzerine şey koydurması. Tabii. Sonraki satıştan pay almak. Tabii. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Yani yıllarca oynattık. 4 milyon euroya Emrah Kuba'yı satabildik. Doğru ama mi? Ama mesela Meri'yi fazla oynatmadık. Burada Meri... bir tamamen yönetimsel başarı var. Başarı başta. Biz Meri'yi burada 10 maç mı, 15, 16 maç mı oynadı burada? Aynen. Allah bazı yük alı yük kulum diyecek ya. Aynen. Öyle bir şey oldu. Yani şöyle bir şey var. Orada ben gelecek açısından bir öngörülerini gördüm. Orada tebrik ettim. Büyük abi, başarı bence. Benimki de şu. Ben gene söylüyorum. Merih Demiral Alanya Spor'un Süper Lig'de oynamasını 2 sene sahne an oyuncu. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Ben de o yüzden Merih Demiral'ı bir de yazdık. O ya, istoriye. Orada, hülle, 2000, benimki de genel olarak 2017 ile 2020 arasında yapılan transfer çalışmaları. Yani bu bir politikadır, bu bir harekettir benim mesela için. Mesela ben sana ekstra bir bilgi vereyim. Bizim para kazandığımız oyuncuları. Böyle sorun yok ya. Ben buna çalıştım. Kağıttan okuyacağım tabii. Son niye sorumu sorayım Besir abi. Özür dilerim. Olumlulardaki son sorun var. Onu da soralım. Tamam. Sonra sen bunu oku, sonra yorumları okuyalım. Sonra olumsuzlara mı geçeceğim? Evet. Evet, son sorumu soruyorum. En beğendiğiniz teknik direktör. Muhittin, seninle başlayalım. Sen de başlayalım. Çalışması, başarısı hepsini sen, bir... Sergen Yalçın. Sen Sergen Yalçın. Merkli'de ne yazıyor? Aynen. Şöyle sen dedik yani. Ya bu iş şeye bakar, sistemine, zevkine, başarısına şeyine. Bir daha abi. Ben, ya ben ona Erol Bulut zamanında, Erol Bulut zamanında. Ben de kendi cevabımı vereyim önce. Erol Bulut. Farioli. O şeyi yakalayamadı. O oyuncu yakalayamadı değil. Biz adama izin vermedik. Öyle o, bir şey hayır var. Hayır. O oyuncu kadrosu Farioli'nin elinde olsaydı işte. Belki çok fazla şeyler olabilir. Bak, ben de o Çağdaş Atan zamanında da zevk aldık. Evet. Ama Sergen Yalçın döneminde apayrı bir futbol zevki vardı. Erol Bulut zamanında iyi oyuncu grubu yakaladı. Onu diyor işte abi. Erol Bulut zamanında ben bir şey söyleyeyim size. Erol Bulut zamanında ligi açın. Lig sıralamasını kaçın sırada bitirdik? Ne yaptık? Nasıl bir kadromuz vardı? Kupada finali kaçırdık. Yani finalde kaybettik evet, orada. Evet. Bakın açın o kadroya bakın. Eğer ki Erol Bulut korkak futbol oynatmasaydı biz Erol Bulut'un sistemi belliydi. Bir tane atıyorduk yatıyorduk. Bir tane atıyorduk yatıyorduk. Evet. Eğer ki Erol Bulut Sergen Yalçın gibi cesaretli olsaydı biz bu o sene çok daha yukarıda bitirecektik. Hiç unutmuyorum, bir tane Antep maçına gittik, 1-1 bitti. Alanyaspor 1-0 önde. Fernandez sol açıktan topu aldı gidiyor. Erol Bulut resmen takımı el freni çektirdi. Fernandez Suşi'ye sıfırlattı. Hiç unutmam o maçı. Evet. Abi Tayyar'da cizle ya. Sen ben Suşi demiş ya. Beni öldüreceksin Tayyar sen ya. Evet. Mesela abi o şeyi alalım. Onun ya ben hayır ben onu şey... Ben satılan Alanya'sın para kazandı oyuncular. Bravo, çok güzel bir çalışma abi. Evet, Kartan... Melih Demiral birinci sırada. Bir sıralama yok diğerlerinde. Tayfur Bingöl'den para kazandık. Siyopis'ten para kazandık. Evet. Umut'tan para kazandık. Tamam. Berkan Kutu'dan para kazandık. Lucas Villafanez'den para kazandık. Bakasas'tan para evet. kazandık. Bak. Emrah Baba'dan para kazandık. Evet. Wagner Love'dan para kazandık evet. ve Davidson'dan para kazanmadık. Lucas Villafanez'den kazandık. Fofana'dan kazandık. Ben K'da yazmam ama aklıma gelir yani. Para kazandırmadan, para kazandırması muhtemel olsa bile bize para kazandırmamak için mücadele edenler. O öyle ise... bir soru var ama. Tamam, o zaman o soru geldi. Bak, Lucas Villafanez'den 1,5 milyon euro kazandık. Fofana'dan 2 milyon euro kazandık. Fofana altyapıya transfer edilen, yıllarca altyapıda oynayan sonra çalışmış çıkan... Çalışmış ya bence. Vallahi billahi çalışmadı. Hiç okuduysam neyim? Bir tek Enes abiye dedim. Ha, Siyobis'te de kazandık.
Siyopis'ten ne kazandık? Siyopis'ten abi 2 milyon para kazandık. 1.3 değil mi? Ben sana bir şey soracağım. Alanya'nın şu an maddi değeri nedir? Kaç paradır? Bütçe olarak mı? Hayır, futbolcunun değeri. İşte futbolcuların değeri 23-25 milyon civarında. İşte ama çok takımın büyük kurulması, takımın kurulması bu seneki bütçe şeyimiz 5.5 milyon euro. Yaklaştı. Hayır, 5.5 milyon euro. Yaklaştı. Ben net rakamı bildiğim için şu haftaya yazımda bekleyin. Tamam. Transfermarkt.com'a giren herkes bilir zaten. Hayır, orada 25 milyon euro yazar. Hayır, o 25 milyon euro yazan şu oyuncuların toplam şeyi. Tamam o. Ama Alanyaspor'un oyunculara verdiği bütçe ayrı. Abi siz takımın ben ondan bahsetmiyorum. Topçulara ödenen parayı mı diyorsunuz? Abi, takımın değerini değil, mi? İşte değeri. Takımın değeri 25 milyon euro. 25 milyon euro abi. Yok, yanlış biliyorsun. Haftaya sarılayım, takip edeyim. Evet, devam edelim. Takımın değeri 25 milyon euro. Şeyler okuyacağız. Yorumları alacağız. Muhittin Bey, buyurun. Abi hep ben avaletim neyse. Muhittin, sorularda cevap vereceğimiz yer varsa verelim biz cevabı. Evet, ben de buradan göreyim de. Mustafa Bey hazır değil mi? Bir dakika vereceğim dedi, ben bir şeyler yiyeyim. Ya ulan. Abi daha bir şey yemedim ya. Muhittin'cim tükanda ye geleydin ya. Geçen bana biri diye var bir şey yiyoruz. Bir soru ya. Var. Dört iple çekiyorum ya seninle Muhittin'i. Evet sen geldi. Sen Urveys Okşar Reis, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar dilerim. Sizin neyiniz? Sizinleyiz. Sizinleyiz demek istiyorum. Evet. Tekin Duman 2023'ün son dönemindeki başarıların 2024'te daim olması dileğiyle iyi yayınlar dilerim. Muhittin burada bir durabilir misin? Benle Veysel abi sen yanlış anlarsın da arıza çıkarırsın diye ikimiz birden yanlış anlama diye düzeltiyoruz. Evet, devam edelim. Sizin neyinizi izliyorum. Ama kavga etmeye hazır değil miydin sen? Hayır. Ben şu yorumu diyorum, sizin neyinizi izliyoruz dedi. Ben aramadım. Hayır demedim. Sizinleyizdi. Sonra yorumları var. Sonra yorumları var. Devam et. Mustafa abi. Yorumları var. Devam et. Kesin şey. Devam et. Perfetörü. Selam, hayırlı akşamları yayınlar. Oba'dan selam olsun. Konfor döşeme Mustafa Özçetin'e bir reklam sponsorluğu verelim. Hayırlı akşamlar dilerim. Ahmet Uçmaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ahmet abi de bize bu akşam çöplükten katılıyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya deplasmanında şehrimiz Alanyaspor'u en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah 3 puana döneceğiz. Hilmi Güney, Görükler grubu lideri. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. En başarılı futbolcu bence Oğuz Aydın. O da Oğuz Aydın'dan bir pas töfletti var ya. Tekin Duman, tek en var Efecan Karaca. Ümit Sömez, iyi akşamlar, iyi yayınlar abilerim. İyi bu arada Mahmutlar Spor'da küme düşürüldü. Ümit en son başkanlığı galiba. Ümit de Yılmaz başta ikisi beraber yapıyordu. Ümit bu konuda ilgili yanımıza da bağlanabilirsin. Mustafa Yıldızhan, Uğur Bey Soksal, Enes Altan, Mutlu Nezir. Ümit'i arayalım ya. Az sonra canlı yayında arayalım. Tamam. Bir bilgi alalım. Ali Hacan, ben de biliyorum. İki maç üstüne çıkmadı hiç. Ahmet Çoğuz, bu hafta derbi var. Hayırlısıyla inşallah deplasmana giden arkadaşlar iyi yolculuklar dilerim. İnşallah sonsuz gelir gelir. Ahmet abi sen de gel. Fikret Gül, hayırlı iyi yayınlar, iyi yıllar dilerim. Terbiyet Özveri, yeni yılınız kutlu olsun. 2024'ün ilk programı hayırlı olsun. Tekin Duman, Hilmi Eser, mutlu yıllar dilerim demiş. Tabii Hilmi Eser'in kanalım burası ya. Abi olur adam buranın ama daim izleyiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar. Hasan Apak, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin, selamlar kardeşlerim. Kadıpaşa Mahallesi, muhtar adayı. Verdi sözleri yapmayan bir adamı. O. Tabii. Kim? Hilmi Eser. Abi Hasan Apak, tam muhtar adayının girdiği konuşmaya bak. Adamı muhtarlık getirdim ben. Vallahi ben de dedim. Hasan 2024 yıl Alanyaspor'umuz için iyi olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Yusuf gelmiş bir zaman. Yusuf Koca, Oba Mahallesi'nden. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu sene en lazım olduğu zaman da kalecimiz sakatlı, yorumlarınızı bekliyorum demiş. Sakat kim? Yalnız size ben başka bir şey anlatacağım. Sakat kim? Kalecimiz sakat diyor da. Ertuğrul sakatlanmıştı ya, en lazım olduğu geçen. Bizi bir verebilir misin yayına? Şimdi Yusuf abiyle beraber Samsun maçı, Yusuf abinin arkasına geçtim. Samsun Spor gol atarsa, forvette gol atarsa 9 numara, ben de bayağı büyük bir miktarda bir iddia tutturuyorum. Abi Samsung golü attı. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Yusuf abi bana dedi, Muhittin'dir sen niye gülüyorsun dedi. Abi böyle böyle dedim. Öyle bir anımız oldu bu hafta. Arkadaşlar iddia oynamayın. Oynarsanız da Almanya Ligi'nden uzak durun. Muhittin'cim bu arada seni de hiç oynamayın. Tebrik ederim, kutlarım. Devlet iddia ve kumar vergilerinde %50 indirim yaptı. Yaptı mı? Aynen. Tamam o zaman. Sizin için iyi bir haber bu. Abi ne biçim konuşmalar bunlar ya? Abi iddiacı ya. Buradan bütün adam esnaf yani. Adam bir şey yapıyor. Abi iddia kendi oynadı. İddia alabilir misin kardeşim? Buradan bütün gençlere seslenelim. Abi iddiadan uzak durun. Biz burada şaka yapıyoruz yani. Hayır şaka değil. Hani şaka değil yani, ciddi ciddi. İddiadan falan uzak durun. Hele ki bu hafta var ya Almanya Ligi. Komple üst bitti. Dikkat edin. Şey alabilir miyiz ya? Nereye döndük ya? Geç yorumlara, devam edelim.
Tuğba'cığım, Muhittin Deniz Düşüncel abi iyi yayınlar. Sağolun. Musa Aktaş, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar iyi yayınlar. Tayyar Bütü Özgür, transferle ilgili haber bir... Yok, bir haber yok. Hüseyin Kardeş nerede bu kanal demiş. Hasan Demirkaya iyi akşamlar. Bu kadar şeyde, Oba'da. Hasan Aypak, yeni yılınız kutlu olsun. Abi Oba'da kanal. Bulamazsan Yusuf Koca'yı ara buraya getirir. Mevlüt Tuğba Yıldırım. Selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mevlüt Yıldırım da bu hafta küçük bir kaza atlattı. Kendisine geçmiş olsun dileriz. Ne oldu? Bir şey var mı? Yok, Allah'a çok şükür. Geçmiş olsun. Şey yani. Ahmet Suat. Ama benim üsteyim. Bu deplasmanlar derbi, yani aynı büyük takımlar gibi gidilmesin, gelinmesin. Bence yoksa bu düşmanlık bitmez, soğumaz da. Bitmez de bu düşmanlık. Hiçbir zamanda yine de soğur. Kimseye maddi zarar olmaz. Hiç yoktan. Tabi cana da olmasın demiş. Hasan Aypak, ara transferde gelecek gidecek oyuncular var mı? Var ise bilgi verilmesini istiyorum. Henüz yokmuş. Osman Akış, iyi akşamlar dilerim. Yeni yılda hayırlı yayınlar dilerim. Hepinize saygılar demiş. Hulusi Tavlu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Levent Özsoy, Antalyalılardan dayak yemeyin, dikkatli olun demiş. İnşallah yemeyiz abi. Allah razı olsun. Korumak isterse buyursun. Adım söylemez. İyi yayınlar beyler, kolay gelsin. İyi geçmiş olsun. Ramazan Demir, hayırlı yayınlar. Musa Aktaş, tüm tartışma gruplarına gelen gençlerimize, tartışmalarımıza bizi ayrılan yerde kötü tezahürat yapmayalım. Yaptırmayalım. Bir kötülük varsa silelim, yeni bir sayfa açalım. Biz Alanyalılar olarak ne derseniz tartışma grupları demiş. Hasan Sekrez, iyi akşamlar, iyi yayınlar arkadaşlar. Tayyip Betü Özgür, Ankara Cibu, Antalya maçtan 6 puan diyorum ve nokta demiş. Hüseyin Üçe, selamlar, hayırlı akşamlar. Bugün bir tak problemi yaşanan Ahmet Yanar kardeşimize çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dedik, Allah evet. Hayırlı şifalar diyorum demiş. Melih Selçuk, iyi yayınlar, değerli Alanya Spor selamlar. Hasan Baskılı, iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Hasan Aypak, Ahmet Yanar Bey kardeşimize büyük geçmiş olsun, Allah'a acı şifalar versin demiş. Musa Aktaş, bizim rengimiz sunucu yeşil koymuş. Serdar Kulay, iyi yayınlar demiş. Hasan Bey, dostluk kazansın, iyi maçlar inşallah demiş. Harun Taşkan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Alınan galibiyetler ve iyi oyunlar sonrasında Fatih Hoca hakkında neler düşüncelerin neler? Abi haftaya salı günü maç var. Yayın var mı demiş. Beşir abi güzel soru. Ne? Haftaya? Hayır, iki soru var. İkisini de cevapla. Şöyle salı mi? Günü maç 5'te olduğu için yayın olur. Şey onu Enes haftaya burada olmayacak. Şeyhımız Muhittin, biz bir toplantı yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Getirebilirsin abi, getirebilirsin. Şöyle koy bir soru. Bir sorusu daha var Muhittin. Teşekkür ederim. Önde bir soru daha var. Fatih Hoca hakkında düşünceleriniz neler? Al biraz şunu. Kim hakkında? Fatih Hoca hakkında. Abi şu bardak Fatih şimdi Hoca kim? Seyircilerin. Fatih Tekke, Fatih Tekke. Ha, Fatih Hoca hakkında. Aynı imamın imamı. Fatih Hoca hakkında ne düşüneceğiz ki? Ne düşüneceğiz ki diyor. Zaten biz buraya niye geldik ki? Fatih Hoca'nın giyimini, kuşamını nasıl buluyorsun? Çok iyi. Onu da düşüneceğiz. Ya ben gerçekten Alanyaspor'u temsil ettiğini oradan görebiliyorum. Ya adam gerçekten cevap veriyor. Adam onu sormuyordur büyük ihtimalle. Teknik olarak nasıl buluyorsundur diyor. Teknik olarak ben yeni bir şey deniyor. Şu anda başarılı. Tuttu diyorsun. Hayır. Hem diyorsun ki izleyicilerimizin sorusu varsa yanıtlayalım diyorsun. Hem de ama ben konuya, çaya odaklandım. Kim sormuş bunu? Abi bana çaya gidiyor. Kalp koymuş. Sanatçaya başladı. İyi akşamlar, yayınlar değerli abiler demiş. Yusuf Yiğit, iyi yayınlar diliyorum. Alanyaspor'a başarılar diliyorum. Son 4 maçta 10 puan mükemmel sonuç. Kırmızılar yakışmış demiş. Teşekkür ederiz. Kırmızı Veysel abi. Teşekkür ediyor çay için. Ben sen yalnız bir şey demiyorum. Çaya odaklandım. Bizi bir alabilir misin? Evet, Yusuf Yiğit, kırmızılar sana çok yakışmış diyor Veysel abi. Bir, teşekkür bizi bir alabilir misin? Benim anlamadığım şöyle bir durum var. Antalya Spor maçına 2 gün var. Veysel abi kırmızıyla geldi. Biz Veysel abiye Antalya Spor'a empatini bırak, artık Alanya Spor tarafına biraz savun derken laf derdi. Antalya maçına 2 gün var, kırmızı giymiş. Bu nasıl oldu ya, öyle mi? Ben bunu geçen hafta çıkar giydiydim, oraya koymuşum. Tekrar oradan alıverdim, giydim üstüne. Sağdan beri çıkmıyor mu Veysel abi? Hayır, oradan kenara koymuşum, hiç giymemişim. Ya, bozmayayım kazakları diye. Direkt onu aldım giydim. Bu arada sana söylediğim yanlış bir bilgi verdin herhalde sen. Kofona kaç paraya gittin sen kazandık dedim. 1,5-2. Yok, yanlışım var. Tamam, onda. Sen söyle, ben de söyleyeyim. Bak abi. Kofona'dan 500 kazandık biz şeyden. Ben onu not aldırdım herhalde. Dur bakalım şeyden mi not aldırdım. Bir yerden not aldıydım onu ben. Kofona'dan. Onu bilgi vereyim de yanlış bilgi olmasın. Sen bir ver abi. Transferden sonra açılan mahkeme dosyasını biliyor musun? Yok, transfer onlar, bu şeyler önemli değil o kadar. Onlar. Siyopis'te 1 milyon, Fofana 500 kazandık. Ben de Siyopis'i 1300 diye hatırlıyorum. Yani. 1300 mi öyle bir şeydi? 1 milyon. Ama Fofana'dan net fazla para kazandık. Neyse devam edelim. 500 ben... Teşekkür ederim. Sezer Kulat telefonunu kıracağım dayım demiş. Davut Altaylı iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Tayyar Betül Özgür Süper Lig'de en iyi transfer Wagner, Loba, Casetas, Davidson demiş. Mustafa Yıldız, sen Alanyaspor, Antalyaspor maçında inşallah bizim için başarılı geçer demiş.
Musa Aktaş Ertge'ye yeter kalma demeyeceğim. Ceyhun Utlu demiş. Evet, Ceyhun Gülselam'ı da evet. Çok iyi. Bizde başarılı olduğu dönemler oldu. Onu ön liberoda onu değerlendirebiliriz. Evet. Ama çok fizik gücü çok yüksek demiş. Bir oyuncuydu. Ali Düşünce selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hüseyin Öztürk, Zavale seni sevdiğim adam da Lion Spor'a demiş. Suat Çelik merhaba, iyi yayınlar. Hüseyin Öztürk Marafona demiş. Necdet Mecan, Siyop Üçüncü'ye fena dez demiş. Klinik Hakan, Emrah Kova demiş. Yücel Şener, iyi akşamlar değerli bir Vesel abi. Başkanım Muhittin, reisi Menes demiş. Klinik Hakan Oğuz Aydın demiş. Emir Demirkaya, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Yakup Yiğit, selamlar, iyi yayınlar. Lion Spor başarılar demiş. Samet Kayabaş, ilk 11 sıralamış. Haydar Gaslama, Zavale seni skala demiş. Siyopis, Emrah Kova, Bakasetas, Efecan, Vaknelov, Fernandez. Yemin ediyorum bu kim gibi olmuş biliyor musun? Bir dakika. Burada bizi ver. Bir dakika dur. Bir oyuncu yanlış. Ay eksik yazmış. 3-5-2 mi oynamış orada? 3-5'te bir oyuncu eksik yazmış. Milan'ın efsane kadrosu gibi bir kadro dizmiş. Öyle. Yemin ediyorum çok güzel bir kadro. Bir dakika abi geri verir misin? Bir daha ver bakalım onu. Çok güzel bir kadro dizmiş. Bravo Samet. Bir oyuncu eksik ama. Ben orada bir... Bir daha bak bakalım. 3-5-2 mi o? Ne o? 3-5 değil. Bir tane stoper. Bir daha ver. Dönebilir miyiz oraya? Dönemedik herhalde. Dönecek yerlerimiz ağrıyormuş. Dur abi adam. Makine mi bu adam? Evet. Bak. Haydar. Gastamalı. Bir stoper unutmuş. Zavella Sen'de bir stoper unutmuş. Burada. Yani Efecan Fernandez olabilir. Vaknelov. Abi zaten bu kadro hiçbir araya gelmedi. Gelmedi. Zaten, onu diyorum ya zaten. Müthiş bir kadro olurdu. Abi bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir stoper unutmuş. Vaknelov'un arkasında Bakasetas. Ne oynarlar? Bu kaç kaçmış sistem abi? Abi bir tane stoper. Abi stoper unutmuş çocuk ya. Yoksa Gassama, 4... Orada Belitto'ya da konkuruyor. Yoksa gene burası 4-3, 4-2-3-1. Ne varlasın yanına? Ya size bir şey diyeyim mi? Wellington olur. Bir saattir konuşuyoruz da. Farkında mısınız? Hep efsane bu kadroyu konuşuyoruz. Şu andaki oyunculardan misal veriyorum işte. Ama biz geçmişten bahsettik. Abi şu anda da oynayanlardan bahsediyoruz. Vallahi kusura bakmayın. O bir tek hızlı da Oğuz'u koyabilirim. O da 2-3 maçta diyebiliriz. Yani. Evet devam edelim. Devam edelim yorumlara. Abi yazmış çocuk sonra. Wellington, Wellington yazmış. Yazmış. Klinik Hakan Gölcük abi Sebat Nöslük selamı yayınlar. Wellington mu yazmış yoksa? Devam edin göreceksiniz demiş. Yakar iki kardeş kulüp maçı inşallah dostça biter kazanan bir ne demiş ne demiş iki kardeş kulüp maçı mı? Bilmem o öyle bir şey yok. Keşke olsa onları bizi ufak görüyor her zaman. Ali Deniz Aykaç iyi akşamlar iyi yayınlar selamlar demiş. Burak Özcan iyi akşamlar iyi yayınlar dilerim demiş. Sağ ol Burak'ım. Hasan Ali Taşar. Sana da başarılar dileriz Burak. Antalya maçı skor tahminlerinizi alabilir miyiz demiş. Ne beraber skor tahminimizle beraber dedim ben. Dedik ya beraber ben beraber dedim. Ben 7-0 Alanya Spor'u alırım. Sen abartıyorsun Osman Turç gibi. Yok o zaman da ben dediydim. Öyle bir şey evet. Yok. Aynı programda adınız. Hasan Setgöz. Hasan Başkan her yıl taraftara verdiği yılda bir seferde olsa yemek vermesi dikkat çekici demiş. Ne zaman verdi taraftara yemek? Ne bileyim adam belki günahcını yazdı. Ne taraftara? İroni. Yok ironi değildir ya. İroni. Kim yapmış yorumu? İbrahim Erdoğan. Hayırlı akşamlar. Kim yapmış yorumu? Arkadaşlar Hasan Setgöz. Bilmese keşke her taraftar Coşkun Demirbakan gibi olsa ne güzel olurdu. Bak ilk kelimeyle gönlümüzü aldı Coşkun. Yalnız Coşkun ne demiş Coşkun da? Demirbakan. Demirtop. Coşkun Demirtop. Antalya taraftarı. Ya Demirbakan hoca ya. Hilmi ne yapıyorsun sen? Sen ne kullanıyorsun abi ben bilemem ya, sen ne kullanıyorsun? Yazan da Hilmezer. Hilmezer ne kullanıyorsun sen? Ben de Coşkun Demirbakan. Yorum mu yazdı dedim. Osman Pehlivan. Hayırlı yayınlar. Hasan Yıldırım yayınlar iyi akşamlar demiş. Tayyip Betöz'ü Safet Suç demiş. Bir dakika dur. Tayyip sen hakikaten Hilmi'yle beraber misiniz? Aynı yerde mi yazıyorsunuz? Devam edelim. Hilmi Sezen iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Hasan Ayper Kestre sporumuzla ilgili son durum hakkında bilgi vermenizi istiyorum demiş. Vallahi bize Kestre ile ilgili bilgi veren yok biz de veremiyoruz. Şu anda. Ya bu Safet Suç emekliliği gelmiş 75 yaş artı 75 yaş. Mustafa Korkmaz Turuncu Yeşil'i sevdirdin bizi. Sevindirdin bizi. Bu lig tepkiyle görelim sizi. Yenesen de yenesen de seviyoruz sizi. Turuncu Yeşil bir tutku unutmam. Konaklı Payalılar spor kestelimizi. Bravo. Alanya Halkşehir'i Mustafa Korkmaz'dan Nuri Veysel Okşar'a sevgilerle. Soner Yılmaz mutlu yayınlar. Nuri Veysel'e iyi yayınlar selamlar demiş. Hilmeser bence yönetimsel olarak en iyi yapılan durum bana göre bu kadar kısıtlı imkanlara 8 yılda Süper Lig'de tutulabilmeleri. Ha bu da değişik bakış açısı. Bu yorumu Hilmeser'in yazmadığına da her türlü iddiaya girer. Bence bu biz hepimizden daha iyi olmuş. İmkanı yok Hilmeser. Tamam düşünceyi vermiş olabilir ama yazdı. Ama bu yazıyı yazı yazamaz. İmlalardan durayım. Demirbakan yazan demin. Demirbakan yazan adam bunu yazar mı? Her şey yazsa bu kadar kısıtlı imkanlarla 8 yılda Süper Lig'de tutabilmeleri oldu. Bu cümleyi yazma şansı yok. Ya sıfır. Ama güzel bir fikir olarak güzel. Fikiri Hilmi abi vermiştir. Ama evet, yazıyı evet. Büyük ihtimal evde çocuğu yazmış olur. Tamam çok güzel doğru. Özgür Gürkan iyi akşamlar iyi yayınlar. Necdet Mecan takımın marka değeri ne kadardır demiş.
Ben onu salı gün yazacağım. Marka Allah'ın değeri. Marka değeri derken? Marka değeri değil, marka değeri olmaz ki onun. Futbolcu değeri olur. Yaşar Aliyan, cuma günü göç var. Lütfen herkes işini gücünü ona ne göre. Ne göçü var abi? Nereye göçersin? Büyük göçü var demiş. Mehmet Ali Altınlı yayınlar beyler. 5 otobüs olmaz. Teşekkür ederiz babacığım. Yok oldu canım geçti. 5 otobüs oluyor mu? Oldu. Bir kez daha oraya gidiyor ya. Hüseyin Karadere yeni yıl hep gençleri mi götürüyorsunuz? Öyle bakacaksınız. Kanal Olive Garden düğün salonu ya demiş. Hüseyin Karadere ne demiş? Ya Muhittin adam burada seni suçluyor. Hüseyin Karadere ne demiş? Hüseyin Karadere bisiklette kendilerim oraya demiş. Ne dedi adam seni orada, adam seni orada ne dedi? Gömüyor. Sen de hala yorum okuyun. Ne diyor biliyor musun? Hadi kalk gidelim. 4 otobüs tersane doldurmuş diyor. Gençleri öne mi atacaksınız? Bir de ellerini böyle yapıyor. Ha. Gençleri öne mi atacaksınız diyor. Bir şeye kadar ne demiş? Kademli bisikletle olsun. Geldim bu arada. Kademli olsun demiş. Selam ayrı yayınlar. Bu sosyal medyada ortama gelmeye çalışan bazı kişiler var. Bunlara açık isim olarak bir uyarı yapılsa iyi olur diye düşünüyorum. Adam Alanya'nın ekmeğini yiyip ama köyümüz diye polemik yaratmaya çalışıyor. Ayrıca Musa abi o dediğin olmaz demiş. Bak birkaç gündür şeyi takip ediyorum. Alanya taraftarını dedik tutuyor. Teşekkür ediyorum. Gidiyor. Zamanında, zamanında gidip de köfte yedin. Adamlar da köyümüz bekliyoruz diye paylaşmak. Kim o köfte yedim kim oğlum ya? Oktay'dır kesin. He? Zehra Akşar'ı yayınlar canlarım. Bir dakika dur abi. Bir dakika dur. Devamını getir. Alanya'ya dükkan açıp Alanya ekmeğini yiyip de senin gidip de köftesini yedin adam. Berk değil. Berk değil. Sen Baha'ya diyor bu o zaman değil mi? He. Ben onların köftesini ne zaman yedim? Tam sen hayal mi görüyorsun? Selamlar sen yayınlar. Sen de kullanıyorsun. Hüseyin Karadere, sen de kara şopman giyseydin demiş. Tahir Betözgür Veseli, sana kırmızı çok yakışıyor demiş. Hep Antalya maçından sonra da söyleyeceğiz bunları. Aynen. Asilcan Çeki, akşamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Nereye çektin şu kırmızıyı ya? Böyle bir şey evet, yok. Evet, yorumlara ya. Şu anda ara verdik. Evet. Ya bu kırmızıyı nereye çektin? Bu tam kırmızı değil zaten. Bordo bu. Arkadaşlar şimdi benim için eğlenceli bölüm başlıyor. Evet. Ben bu bölümü çok seviyorum. Eksi yönde olan bir şey galiba demiş ki sen de kara şopman geçseydi ya. Helal olsun Hüseyin'im. Evet abi sen bunu hazırlamıştın zaten. Para evet. Kazandırmadan giden normalde kazandırabilirdi ama yapmadı. Sisse. Evet Fernandez, Kolkır, Ersikala, Wellington. Bunların hepsi bize tam para kazandıracak potansiyeldeydi. Ne abi yaptın? Tamam doğal programda yememe olmuyor yani ya, iyice şeye çevirdin. Bir şeyler yiyor orada. Benim hakkımı da mı yiyorsun? Vallahi tansiyonum düştü. Evet Muhittin'cim sen ne alalım? Ben söyledim. Aynen. Hepsini saydı bir şey diyemeyiz ki. Sisse, Fernandez doğru adam mu? Adam çalışmış geldi. Ama yaşları vardı. Hayır ama hepsi, para kazandırabilirdi. Bizden sonra biri Fenerbahçe'ye gitti. Biri Avrupa'ya gitti. Biri Fenerbahçe'ye gitti. Biri Beşiktaş'a gitti. Diğer de Wellington'lara gittiydi. Beşiktaş'a gitti. Hepsi tamam. Büyük takıma gitti. Onlar doğru ama yaş grupları olarak da hani yaşları vardı. Ama büyük takıma gitti diyorum. Peki. Güzel. Yönetim bunlara diğerler arasında çok uğraştı. Şey yenilemek istiyor dönemlerde. Ben... Aynen hatırlıyorum ben de. Bravo. Yapmadılar. En skala falan çok direkli yapmadılar. En skaladan şey oldu. Yani en skaladan kazanabilirdik. Hem yaş olarak. Aynen. Hepsinden kazanabilirdik. Peki Süper Lig tarihimizin en faydasız oyuncusu. Kim? Pilet. Koyunur Pilet doğru söylüyor. Bankada, abi Pilet. Allah belasını versin. Yakalanmıştı o. Abi inanır mısın? Var ya ömrü hayatında bu kadar beceriksiz. Gaynor, Gloynor mıydı? Wilson. O neydi? Wilson Eduardo benimki. Yarar oldu abi. Yok, ne yarar oldu? O zaman oldu ya. O adamı ona şey abi. Diyebilirsin. Böyle yavaş ölüp gider. Sünnet çözü diyebilirsin ama abi Pilet ya. Abi, Pilet hiçbir şey yapmadı. Ben ona Pilet'i başka yere yazdım. Bak Bobo da geçerli. Bak Bobo da geçerli ama Bobo gene 1-2 tane gol tabii, attı. Tabii tabii attı. Bobo, Mustafa Bobo, Pek Bobo, bir, Bobo bunlar bir, attı Bobo ya. Bobo bir akşam aynı anda 4 gol attı. Orada bile yakaladı. Abi bir tane daha var. Unuttum sonu siz. Şartmaz bilmem ne şartmaz gol vardı. İran'da. Hatırlıyor musun? Şey. Doğru. Sayat mı öyle bir şeydi? Sayat, yani. Sayat uzun bir isim sayat, vardı. Sayat. O adam ne ünlüydü sen be. Sen Bobo'nun attığı 4 golü biliyor musun aynı akşamda? İran'da o adam ne ünlü biliyor musun? Instagram'ına bir gir kaç milyon takipçisi var. Çok ünlü oyuncu. Sen bir sussana. Evet abi devam et. Aklıma geldikçe gülesim geliyor. Abi buna size daha güzel bir cümle bulacağım diye söz verdim ama bulamadım. En false transfer. Pilet. Ben de ona Pilet yazmışım. Pilet. Başka bir şey yok zaten. Okey. Hırsız diyeceğimi düşünmeyin. En hırsız ve savaşçı olmayan oyuncu. Pilet. Yok. Ben abi onun bir maçını izledim. Altyapıya göndermişler. Ama bunu. Yani daha belirli bir şey. Fotoğrafı nasıldı? Ben ona başka birini yazdım.
Şey ben, mi? Ben, beni çıldır. Hırsız. Hayır hayır. Beni çıldır. Bana var ya çıldırmış gibi saldıracaksınız. Yok yok Berkan. Kim? Salih Uçan. Yapma abi gözünü seveyim. Ona bakacak olsan uzman da dersin. Yapma. Efendime ya. Söyleyeyim şey de söylersin. Bir tane daha vardı gider iyileştirdiğimiz. Bunları Ozan böyle... Tufan mı? Olur mu ya? Ozan iyiydi ya. Saçım tarıyor devamlı ya. Salih ondan daha iyiydi abi. O, Salih iyiydi Muhittin. Bak bileklerinin en hakim oyuncularda bile olur. Ama hırs yoktu çocukta. Savaş ruhu evet, yoktu. Abi ben en çok beklentim olan da oynamayanların biri Obi'ydi mesela. Joel Obi diye bir çocuk getirdiler. Yayla tri gibiydi çocuk. Sahaya çıktı. Ben de Elan Musul orta sahaya yazmışım onu. Elan Musul. Adam vardı gitti. Elan Musul orta sahaya. Dur abi niye söylüyorsun? Abi arkadaş dedi de ondan diyor. İsim verme o zaman. Verme ben abi. Ben söylemeyeyim mi fikrimi? Hayır hayır sormadı soruyu. Muhittin senin cevabını biliyoruz. En olumsuz forvet. En olumsuz pilet. Abi ben yazmışım buraya zaten direkt. Pilet mi? Pilet ve Şahbazoğlu. Ben yani. Size bir soru sorayım. Şahbazoğlu'na girip de... Dur abi dur ben de şunu cevap vereyim ya. Ben de Pilet ve Wilson Eduardo yazmışım. Alanyaspor'a gelip de... O kadar katılmıyorum. Alanyaspor'a gelip de... Abi Şahbaz ne oynayamadan ya? Giden... oynayamadan giden... Alanyaspor'a gelip de oynayamadan giden ama beklerin içinde olduğunuz... İçinizde ukde kalan diyelim. Hani adam oynamadan gider de ulan oynasa iyi olacak dediğiniz bir tane oyuncu var mı? Ama o maçlarda oynadı değil mi? Birkaç yani oynadı. Benim, oynadı ama kendini mi gösteremedi? Yok şu an eski oynadı ama kendini mi gösteremedi? Alamadı Alanyaspor öyle diyeyim. Alamadı. Forvet Douglas vardı ya. Yarın dönem geldi. Aynen. Çok iyi oyuncu. Çok oyuncular geldi bize öyle ya. Douglas çok iyi oyuncuydu. Kadroda Tamara. Famara gene 1,5 sene oynadı. Bir de şey vardı. Ben bir şey söyleyeceğim. Babakar'ı ben Babakar çok beğendim ya. Babakar. Ha, bir tane daha vardı. Carlos yok. Bir forvet daha vardı yabancı zenci. Peki en olumsuz kanat oyuncusu? En olumsuz kanat oyuncusu. Sağ ve sol iki tane de ayırabilirsiniz. Kocsiyer ve Ayaroğlu. Kocsiyer. O geldi bir ufacık bir şey. Bu oynar mı oynar dedik. Aynen katılıyorum. Oynayamadı. Ben de aynısını. Onda ben bayağı mutluydum biliyor musun? Evet, sen de kimi diyeceksin? Onda ben çok mutluyum. Bir dakika dur. Kimi diye ben sana devre mi? 5 yaşa gönderdim oyuncuyu diyecek. Tayfur. Tayfur. İkinci top sivil olamaz. Yarar oldu adamın. Şimdi Tayfur'a gelene kadar tamam mı? Birçok maçta var. Bizi kurtardı sonra geldiği maçlarda. En olumsuz kanat oyuncusu oydu. Ama sağ bek demiyorum. Sağ bekken iyi işler yaptı. Evet. En olumsuz orta saha. Musa Çağran. Obi Ahmet Yıldız. Musa Çağran da eklenebilir. Ben Obi Ahmet Yıldız'ı koydum. Çağıran da ekleyebiliriz bana göre. Daha da var da yabancı. Bunlar dikkat et çektiği için. Ben de tekrar söylüyorum. Ben ya ondan çok şey bekliyordum ya da... Ben bir tane daha var. İşte ya ondan çok şey beklediğim için bir türlü gözüme hoş gelmedi. Umut Güneş. Hasan Hüseyin Acar. Umut Bravo. Gene, Ümit gene, Umut Hasan Hüseyin Acar diyeldiğiniz zaman Kayseri'den geldi oyuncu hatırlıyorum. Aynen. Bir şut atardı Kayseri'den uzaktan ne kollar atardı. Bizim Efkan geldi. Gibi. Pıs. Efkan gibi. Evet. Gene Umut Güneş abi oynadı, top oynadı. Yani. Evet, evet. O Fadil'in falan top oynadı. En olumsuz stoper. Ben burada 3 tane hakkım var. Bravo, çok güzel. Barış, Lokman, Miha. Benim tek hakkım var Miha. Ben Barış'la Lokman'la koyuyorum. Onlar Barış, oynamadı ki. Barış Baştaş oynadı, yani Lokman'la oynadı, Barış da oynadı. Ne oynayacak? 2-3 maç. Lokman yani. Bir maç oynadı, sakatlandı. Sonra gün oynadı. Ben birinci sırada onu koyarım ama... Geçen sene giden uzun boylu Mihail'e yanındakinin adı neydi? Milinović. Milinović. O Milinović iyiydi Muhittin ya. O fena değildi. Değildi abi ya. Neyse. Sağ bekle geçtik. Herhalde. Bekler. En olumsuz. Bay Ferreira. Direkt Ferreira. Sorgusuz sürasız Ferreira. Adam mikrofonu atacaktı ya. Senden Ferreira abi Ferreira. Valla ben unuttum. Valla ben de unuttum. Ben de Bayon'u yazdım. Ben de Bayon'u. Ben Ferreira'yı unuttum. Valla ben de unuttum. Bizim böyle bir facia. Bak bir de çalıştık abi biz. Ben de çalıştım bir de. Bir de çalıştık ama o çalışmamış. Bak direkt Ferreira. Stoper dedi. Stoper dedi Rasul'ü unuttum bak söylemeyi. Rasul Kadim Rasul. Onu da unuttum. Abi hakikaten Ferreira ya. Ferreira gibi bir şey yok gelmedi bizim başımıza. Sol bek. Sol bek ben. Abi sol bek'e kimi ekledim? Bayano. Sol bek Ahmet Gülay ben hayal kırıklığı. Aynen. Ahmet Gülay değil benimki de. Ahmet Gülay hayal kırıklığı. Çok beklenti içine girdi bizimkiler. Başka kim olabilir? Ben... Borja da olabilir. Borja mı ne var? Borja çok iyi abi. Borja abi. Ben sol açıktaki Yusuf Özdemir değil ama sol bekteki Yusuf Özdemir. Borja dediğin adamı şu anda alabilsek adam Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptı? Şu anda mı? Şu anda mı? Ben o andan bahsediyorum. Evet devam edelim. Ama bak şeyi de eklerim ha. Stoper Avaziye mi? Mahvettiydi bizi. Benim dükkana ama 6 maç yedi o iyi. Benim dükkana geldi bir alışveriş. Hatta 6 maç iyi oynadı abi. Çocuk ondan sonra bir daha yol bulamadı. Hiçbir form tutamadı. En olumsuz kaleci.
Abi bir Remy vardı bizde felaket. Şu anda dediğin adam Olympic Lyon'da oynuyor yani. Olabilir. Bir de Cenk Gönen vardı. Ben öyle biliyorum. Ben Cenk Gönen yazdım. Muhittin? Ben üzülerek söylüyorum. Cenk Gönen ve Remy. Remy'yi eklerim de. Bizde olmadı abi. Sen şimdi bana çıkıp bir de şunu diyemez. Cordova ve Anderson kötü oyuncu diyemez. Ama tutmadı bizde abi, olmadı. Abi ben Ufuk Ceylan. Zaten forvetle oynayarak kazanılır. Ben Ufuk Ceylan derim. Duyo'yu da derim, Ufuk Ceylan da derim. Ya Ufuk Ceylan da süre almadı ya. Oynamadı fazla ya. Süre almadı. Önünde hep şey vardı. Evet. En yavaş oyuncu. En yavaş oyuncu. İşte ben demek ki dediğin adam. Wilson Eduardo mu? Evet, aynen o. Muhittin? Yavaş yani, bir türlü koşamıyor adam. Ya yok. Var ya. Mı öyle biri? Yanlış koşuyor atıyor. Efkan Bekiroğlu. Doğru. Ben de Wilson Eduardo yazmıştım. Evet. Peki Süper Lig tarihimizde size en çok üzen an? Joseph Sural'ın ölümü. Joseph Sural'ın ölümü yazdım ben de. Kaza yani. Aynen. Yani o yüzden. Muhittin? Ben ölümlü şeyleri çok üzülmem de. Ne iyi olabilir? En olumsuz hamle vardı, ben buraya yazmıştım. En olumsuz an neyi biliyor musun? Dur bir dakika, en olumsuz an mı hamle mi? Hamle. Daha hamle varsa oralarda dur. An da olabilir. En olumsuz an Türkiye Kupası maçına yenildik ya. Ben hamle, hayır ben hamle diyorum, yönetimin hamlesi. Ha, o daha sonraki soru ya. Sen en çok üzüldüğün an, kendin Muhittin olarak. Kupa finali. Beşik, bir de ne biliyor musun? Trabzon'da oydu. Peki yönetimsel bazda en olumsuz hamle? Antalya maçlarına bir sürü yasak olmaması. Muhittin? Geçmişte de bunun gelmesini yasak olmadığı için buraya geldiler olaylar oldu, oraya gitti olaylar oldu. En başında bunun daha ilk başında bizim ikaz ettiğimiz dönemlerde yasak konuverseydi, bir süre, bir iki sene yasak olsaydı şimdi farklı olurdu. Yönetimin en büyük yapamadığı şey bu bence. Bu da yönetimde taraftan isteğine göre hareket etti. Burada yönetim ben yani... Şey olarak söyle, soru neydi ona göre söylüyorum. Olumsuz en olumsuz hamle. Ha, yani ben Muhittin? Abi Pilet'in transferi. Benim de şöyle. Necdet Mercan, Joseph Sural'ı anmadan geçmeyelim demiş. Evet anmadan geçmeyelim onu dedik zaten. Ben de son dönemlerdeki tek menajer alışkanlığı diyorum. Son dönemlerdeki. Yaptığı en olumsuz hamle. Olumsuz. Evet. Ben katılmıyorum. Hayır ama son dönemlerdeki. Ha son dönem. Son dönemdeki tek menajer yani öncekinin kredisini verip bu kadar başarısız şey olması. Ya bunu şimdi içeride olanlara sormak lazım. Gece uyumayana sormak lazım. Tek menajerle çalışıyor. Burada tek menajer var mı? Tek menajerle mi çalışılıyor yani, yoksa? Tam bir bilgimiz yok bizim. Sistematik olarak birbirleriyle anlaşmalı mı çalışıyorlar? Yani onu bilmiyorum. Evet. Veysel abi. Kadro ikiler evet. Kuruyor. Nasıl yapılıyor? Evet. En beğenmediğiniz teknik şimdi direktör. Şimdi yazacak burada arkadaş. Ben tartışmıyorum bile kendi açımdan Ömer Erdoğan. Ömer Erdoğan mı? Başarısız evet. Tartışmıyorum. Benim kendi görüşüm. Sizin görüşünüz ne? Sen şimdi çıkacaksın maç edeceksin. Geçen sene Alanya Spor. Mesela kimi diyebilirsin? Geçen sene Alanya Spor. Hikmet Karaman diyebilirsin. Belki Hikmet Karaman. Yazıyorum ben. Neden? Ama adam 4-5, bir dakika, 6 maça çıktı. 5'inde taş gibi top oynattı takımı. Ama ya ne top oynaması ya? Hikmet mi geçirdin? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Takım top oynadı. Aşırı disiplin. Bak, ben takım, ödüm, top, edeceğim de takım, top, takım top oynadı. Veysel abiye katılırım. Sonuca gidemedi. Oynadığı top da zevk verdi ama sonuca gidemedi. Evet, evet. Fakat ben burada şunu demek istiyorum. Ya sen bir dönem önce takımı ligde tutan bir teknik direktör. Yaz abi yaz. Emre Erdoğan. Yaz abi yaz. Yaz abi yaz. Senin gelin sormadın. Hüseyin Kalpar. O var mı? Ulan Hüseyin Kalpar'a ben geçtik ya. Samsun maçında. İkinci maça gitmesin dedim ben. Ben onun şeyini. Hatırlıyorsun değil mi? İstifasını istemiştim de. Vallahi ben suçlu inanıldım o zaman. Etti istifa. Sonra geri geldi. Yine geri getirdiler ama tutamadılar tabii. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Sorularımız böyleydi. Bitti mi? Bu kadar bitti. Mı? Daha ne hazırlayayım abi? 20 tane soru sordum size. 30 tane soru sordum. Bitti mi program? Hayır program bitmedi. Yorum okuyacağız. Alanya Spor'da unutamadığınız gol. Güzellik açısından. Mesela. Ben onları çok hatırlayamadığım için yazdım. Benim mesela Alanya Spor tarihinde unutamadığım bir gol söyleyeceğim. Benim söyleyeyim. Aklıma gelmişken ben unutuyorum. Söyleyeyim. Hastayım ya. Alanya Spor tarihinde dedi bak. Süper tamam. Değil. Kampos'un Galatasaray attığı gol. Tamam sen ne abi? Benim Nedim Vatansever'in. Gençler Birliği'nin attığı. Hayır. Pendik'te, Nazilli'de
ekstra. Abi Süper Lig bu. Süper Lig tarihini. Alanyaspor tarihinde diyor. Tamam da Süper Lig tarihini konuşuyoruz. Ama bu Alanyaspor tarihidir işine vesile abi. Tarihi dedim ben Alanyaspor tarihi. Ne diyeyim Vatansever'in 2001'lik 90'da attığı gol ve ekstra playoff'a gittiğimiz sene. Şey İstanbul'daki maç mı Pendik? Pendik'le maç yaptık orada evet. Şey var. Bir de Pendik'e biz playoff'ta yenildik Bursa'da 1-0. O maç da olabilir. Hangi maç? 1-0 yenildik. Atamaz orada. Onu 1-0 yenilmiştik. Evet. Benim unutamadığım gol bir Turgutlu maçı vardı. Ayrı unutamadığım gol vardı. Hasan Basri vardı bizde. 5 numara. Hasan Basri'nin orta sahanın önünden bir frikten attı. Gol vardı. 2003-2004 falandı. Aynen öyle. Bir onu unutamam. Bir de Netim Vatansever'in dakika 88'de Gençler Birliği'nin 35 metreden attığı gol vardı. Ama benim aklımda bir de şey var bak. Veysel abi polis alıyordu sigara içme diye Veysel abi attı o maç. Bir de şey var benim Wagner'ın 3-3'ten bir Trabzon maçında kendi kalecisi şey orta sahadan aldı geçti. Mahalle maçı gibi orta sahadan aldı geçti gol attı. Oldu tamam ben bak. Oldu iyiydi. Aynen. Bakasetas'ın Trabzon'a attı. Trabzon'un şampiyonluktan etti. Evet. Etti gol. Aynen. Değerli bir gol. Evet. Yorumlar var mı Mustafa yorumları okuyalım. Evet Muhittin. Hasan Setgöz'ün yorumu çok güzel. Ersun Yanal en beğenmediğim hoca diyor. Vallahi bak onu Ömer'i seçebilirmiş. Ömer Erdoğan'a şöyle yapardı. Ha. Şöyle bak. Veysel abi. Beni verir misin bir? Beni bir rica edeceğim. Ersun Yanal'ı anlatıyorum. Ömer Erdoğan. Evet. Yorum daha geçelim. Bak benim bakan doğrusu Ersun Yanal'ı seçebilir misin? Ersun Yanal ondan Ömer Erdoğan'dan daha kötü. Ömer Erdoğan derdi burada. Doğru Ersun Yanal seçilebilirdi. Daha kötüydü o. Evet, abi izleyicilerimize soralım. Unutamadığınız gol Alanyaspor Lig tarihinde. Dodo Süper Lig'de ilk Süper Lig maçı cezalı olduğumuz Antalya maçı var. 2-1 yenmiştik demiş. Evet. Dodo yükselip de gol atmıştı. Oo, yayla tri dediğimiz maç. Murat Akbaş haklısın neyiz demiş. Bir forvet daha vardı. Adam Barreiro demiş. Adam Barreiro vardı. Evet. Adam Barreiro hakikaten iyiydi. Bugün nostalji yaşayın. Çok değildi ya. Bugün nostalji yaşayın. Çok değildi. Hayır şöyle. Değildi. Ama kötü bir şey hatırlıyoruz ya. Nostalji yaşıyor. Onu diyorum zaten. O duygusallık var zaten. Seyircim, sen o İranlı benim hiç aklıma bile gelmedi ya. Seyircimiz cin gibi ya. Yemin vallahi. Ediyorum. Futboldan soğutan adam Eduardo. Alakta Hazretin Han. Şöyle diyeyim size. Tam bir Eduardo düşmanıydı. Ben de öyleydim. Abi, o adam oyuna girecek diye ödüm kopuyordu. Abi adam pişik gibi koşardı ya. Abi o ne? Musa Aktaş. Murat Akbaş. İyi akşamlar, yayınlar kolay gelsin. Ali Özdemir, yayınlar abi de kolay gelsin. Samet Kaya başlı. Ben burada bütün olan yine çağrı yapıyorum. Lütfen bizi açılan deplasman tribünü dolduralım. Cuma günü oraya kendimiz gibi yapalım. Bütün STK'lar, oda başkanları, siyasi partiler, muhtarlar, azalarla beraber bu takıma sahipsiz bırakmayalım. Elimizdeki nimetin değerini bilelim. Onun için bilinçli davranalım. Ama şunu da ekleyeyim. Kimse Alanyaspor üzerinden siyaset yapmasına izin vermeyelim. Madem ki şehrimizi seviyoruz, destekliyoruz. O zaman en büyük değerli olan Alanyaspor'umuzu destekleyelim demiş Samet kardeşim. Fakat bizim STK'lar, odalar, siyasi partiler sadece siyaset için Alanyaspor'u desteklerler. Onu da buradan söyleyelim. Bari şu anda desteklesin. Selim Turan'ınız aslan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Cennetoğlu Kemal. Selam, iyi yayınlar. Beyler kolay gelsin. Meyseroğlu. Kemal mi, Kamil mi? Hangisi o? Cennetoğlu. Cennetoğlu, Kemalettin. Kemalettin abi. Bu mesajı büyük ihtimal kopyala yapmış. Her hafta yapıştırıyor aynı mesajı. Aynı mesajı mı yazıyor? Bir soralım. Neşar Acar, Uğur Veysel Okşar Reis, 2 saatlik yola neden göç olmaz diyorsun. Asıl göç olmazsa sıkıntı var demektir. Otobüsler hariç ferdi araçlarla bile vereceğim şimdi hocam. Gerekir. Not, korkan varsa kısır gününe gitsin demiş. Sana diyor. Ne diyor? Devam et Muhittin. Boş bir adamın telefonuna bakmayı. Şu yorumları okusan abi millet bekler ya. Dur bir saniye başkanım. Oo, Alanya 2 Antalya 1 yazmış Hüseyin Karadede. Geçelim. Evet. Evet geçelim geçtik. Şey dur bir dakika. Şuraya gel. Evet Yaşar Aller, değerli yayıncı reisler. Bu cuma Antalya maçına akın akın gidilmesi için lütfen çağrı yapar mısınız? Bize ait olan bölgede bölge full olmalıdır. Haydi Alanya takımını yalnız bırakma. Muhittin Yaşar Aller demiş. Ahmet Özit, hayırlı akşamlar ve iyi yayınlar. Bu hafta sizce Sergen Hoca nasıl bir oyun oynatır? Biz nasıl bir oyun tarzını oynamamız önerirsiniz demiş. Vallahi herhalde hoca bu sürprizi bozmayacak. Bence hoca aynı sistemle devam edecek. Veysel abi sen ne düşünüyorsun? Ben de aynısını düşünüyorum. Ne dedim ben? Muhittin bir dur. Ne dedim ben? Hoca sen ne düşünüyorsun? Aynı sistem devam edecek. Ha bravo helal olsun dinliyormuş. Biz evet, de devam edelim. Muhittin oku. Abi interaktif program yapıyorum. Mesajlar geliyor. Muhittin özellikle WhatsApp cevaplarına cevap veriyorsun.
WhatsApp mesajlarını Çöpük'ten, Çöpük'ten. Epe Can'la konuşuyordu. Çöpük'ten mesaj gelmiş. Yılmaz Güney her akşamları yayınlar. Abi bu da Epe Can'la konuşuyor. Eşimde diyor. Evet, Ayda Yılmaz çabuk harcadık demiş. Deniz Davut selam. Herkese sevgiler, saygılar demiş. Devam edelim. Erkan Bahçe dedi yayınlar. Asansör Öz Ersun Yanal'ı beğenmedim demiş. Yaşar ya çok haklısın başkan ama maçı çok umursayan yok gibi demiş. Abi kimse getirmek istemez ya. Asansör Öz Wagner gol Trabzon'a attı. Orta aynen. Aldı gitti. Demin konuştuk evet. Alezme Wagner'in Trabzon satın. Aynen bak Öz merkezi o gol yani. Wagner'la o gençler birini attı. Gol kaleci asist yapmış. O hangi seri ya? Abi geri dönüyor. Onu hatırladım. Onu bir hatırladım. Kaleci asist, kaleci degaj dikti. Roşeta'yla gol attı Wagner Love. Kalecinin asistiyle. Marafon aydı mı ettin? He? Aynen. Kadir Altındal bayağı demiş. Yüce Şener Fernandez Antalya atmış. 90+3 o golü unutamıyorum demiş. Evet. Çöplükten. Doğum günü olan Hilmi Eser abimiz Tekin hocamla beraber. Çöplükten. Kafalarını alayan sor bereyleri Çöplük'te izliyorlar. Bizi izliyorlarmış. Bizi izliyorlar. Doğum günü kutlu olsun. Ve güzel bir manzara değil mi arka? Bizim Çöplük abi uğraştı. Tamam. Selamlar ikisine de. Tapulu. Bizim daimi izleyicilerimiz. Yorumlar var mı? Daimi izleyicilerimiz. Nadi Tuzcu hayırlı yayınlar diliyorum canlara. Ali Can'dan iyi yayınlar Muhittin kardeşim benim yazmış. Evet formaları alalım. Programın sonuna geldik. Emre Akbaba'nın uzatma dakikasında Göztepe'ye attığı gol diye bir cevap geldi şimdi. O da aynen. Var. Evet bu hafta Alanya Spor forması kazananlar Suat Çelik, Ali Depo, Yusuf Koca. Bu Yusuf Koca, Obadaki Yusuf abi. Obadaki Yusuf, evet Yusuf Koca evet. Alanya Spor forması tarihleri Suat Çelik, Ali Depo, Yusuf Koca. Yedekleri alalım. Vallahi en çok izleyeceğim biri sevindim onu çaktığına. Evet Soner Songür, Yakup Yiğit, Mevlüt Tuğba Yıldırım. Kestel Spor forması kazanan Ahmet Üzüm. Yedeğini alalım. Ahmet Üzüm, Ali Üzüm biraderi. Kestel Spor yedek Ali Mustafa Üzüm, Yıldız. Ali Üzüm biraderi. Arkadaşlar forma için Ali Yaylıoğlu Caddesi'nde Ali İmam Camii'nin 200 metre altında ofisimiz var bizim. Oraya geliyorsunuz. Hediye kartlarını alıyorsunuz. Direkt store'a inip formanızı alabiliyorsunuz. Kestel Spor forması için de yine aynı bize ziyarete geliyorsunuz. Başvuruyu yapıyoruz. Sonra sizi Kestel Spor forması alacağınız yere gönderiyoruz isminizi söyleyerek. Şimdilik bu arada Mesut Karagül bir mesaj atmış. Evet. Sen hani reisin onu hep şey ettin dedi. Mesut var eski. Reis tavşanlığın oralın bile bile atmadığı golü de bir anlatsaydın. Orada atsaydı gol orada çıkamazdık demiş. Evet. Ben... Ali Can'dan Muhittin iyi yayınlar demiş. Hasan Bastıkırlı Antalya maçı gelmeden bir hafta önce hep konuşulurdu. Antalya'ya göç vardı ama ligi az. Adil Emir Akbaba'nın uzatma dakikasında Göztepe'ye attığı gol. O nasıldı onu unuttum ben. Son saniye. Abi ben her şeyi unutuyorum ya. Abi sahaya indiğimiz maç. Bende bir tuhaflık var ya. Aa son maç sahilden maç mı? Sondan bir önce. Samet Kaya başlı. Veysel abi Antalya deplasmanı için önerilerin varsa dinlemek isteriz yazmış. Ben söyleyeceğimi söyledim. Antalya'da ben sadece buradan önerim var. Antalya'da yine Efe Can'a küfür edilecek. Bu kesin olan bir şey. Efe Can'a buradan bizi dinliyorsa veya duyurulursa abi ses kaydı abi ver onu memnun olurum. hayır. Başka bir şey o. Orada çok sakin kalması lazım. Hem kaptan kahvaltı sakin kalan, sakin kalan. O gün de ama maçtan sonra oldu değil mi? Necdet abi. Cuma soru, ya, maç. Arkadaşlarım sorunu anlamadığı için özür diliyorum. Maç cuma. Bu pazar. Pazar, salı günü bir maç daha var. Evet. Salı günü beşte, Ankara gücü maçı. Salı günü 5'te burada. Salı günü akşam da bizim program var işte. 5'te evet. Maç. 5, 6, 7 ben maçtan çıkıp buraya gelirim. Evet. Arkadaşlar, Necdet Bey bir soru sorar. Necdet Bey. Anlamadınız. Sorusunu tekrar ediyorum. Veysel abi takımın marka değeri derken örneğin birisi takımı almak istese ne kadar ederi var? Örneğin, ha, öyle bir değer yok ki. Yok işte. Alanya Spor satılamaz ya. Satılamaz. Ya öyle bir değer yok. Açıklama ya şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir Arap iş adamı veya Rusya adamı gelirse satılabilir. Belki. Ama kim satacak? Kimin ki Alanya'sı? Yapıştırma yapmam. Ellerimle yazarım. Selamlarımla sevgiler saygılar Alanya'sa. Cennet dayı. Saygılar ya. Cennet dayı. Heh göndermiş hemen. Bak ya ne kadar interaktif program biliyor musun? Yapıştır kopyala mı yapıyor dedi ya. Cennet dayı saygılar. Evet. Murat Güner Antalya'ya göç var mı? Var abi. Allah izin verirse 10 otobüs gideceğiz. Tanıdığım en büyük Antalya düşmanıdır. Kim? Murat Güler'i. Murat abi de benden. En büyük Antalya düşmanı. Biz iki gün sonra... Sabah Kaya başlı demiş ki
Antalya deplasmanı için önerilerini varsa dinlemek istedim. Ben diyorum ki, ben sadece demin Muhittin bahsetti. Zaten Muhittin de orada olacak. Tecrübesi, tecrübeli, iyi kötü. Sadece orada... iyi kötü nedir? İyi kötü. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Neyle tecrübeli? Hayır, hayır. Ya şimdi... Nerede nasıl davranacağım konusunda. Aynen doğru söylüyorsun. Silecekler mesela, falan aklıma geliyor. Mesela Antalya seyircisi yapısını da biliyor. Yenilirsek problem Miloş çıkabilir. Yenerse onlar bizi yener. Yok, bizim şey çocuklar, bizim çocuklar bilirse. Sadece orada küfür ettirip biz az önce bahsettiğim önemli bir konuydu. Başakşehir. Biraz şeye geçtik. Başakşehir maçı evet. için yasak aldırmaması lazım, alınmaması lazım. Onun için kafese zaten sadece orada maç izlemek daha yeterlidir. Veya Antalya sustuğu zaman tezahürat yapmak daha önemli. Taktiksel bazı şeyler yapabilir. Orada taktiksel şeyler yapabilir. Orada yanıldığım bir nokta. Bağırmayalım mı? Bağırmayalım mı? O kadar gidip bir daha oturacak mısın burada? Sen diyorsun orada maç izlemek en doğrusudur diyor. Bağırmayalım. Şimdi Antalya taraftarı. Bak vallahi billahi benim diyemediğimi Samet dedi. Muhittin abi uyarsak hepimiz 6222 yeriz yazmış. Hakikaten doğru söylemiş. Sen onu şaşırdım ben. Doğru Samet. Öyle söyleyince. Antalya'ya gökmağda kim biliyor? Sadece Bursa'da tüm Alanya'ya duyurulması yazmış. Ben Antalya maçı olduğumu birazcık şey oluyorum böyle. Arkadaşlar bu arada ben bizim gençleri çok beğendim. İnsan Yazgar Ülgenoğlu izlemeye başlamış. Selamlar hocam. Evet bu arada Veysel abi. Biz de seni seviyoruz. Veysel abi. Takip ediyoruz evet. Antalya'ya gençlerimiz gerçekten bu sefer sarmadılar, yazmadılar. Antalya Spor'da bahsettiğimiz o sayfa da bir şey paylaşmadı. Umarım böyle devam eder. Seyirci mi yaz ya ben bunu anlamıyorum. Özyiğit tamirci var aynı zamanda Ahmet Özyiğit. Evet. Abi İstanbul Hatay ile oynadığımız birinci yükselme maçında penaltılarda aydınlattığı ve birinci kaçıran evet. bugünlerin yolunu açan en son Aydın. Gol en anlamlı gollerden biriydi bence demiş. Aydın'ın golü tamam da Haydar'ın o maçtaki performansı nasıldı? Şanstı biraz da. Ben o hangi maçtan bahsediyorsun? Sen ezildiğin maç. Kartal maçından. Hayır abi senin ezildiğin maç. Kartal maç. Hayır abi senin. Abi Hatay şey maçı ya. Hatay maçı işte. Kartal maçı. Hatay diyeceğim. Haydar mesela. Ama tabii %100 golleri neler çıkardı. Neler çıkardı abi. Evet, ben 4 tane sayarım sana. Şans maçı. Bildan yazar Ülgen oldu. İyi yayınlar, iyi akşamlar Veysel Bey. Seviliyorsun. Biz de seni seviyoruz. Metin Sönmez iyi akşamlar gelsin, iyi yayınlar. Evet ben kapatayım. Metin Sönmez değil o. Ömer Erdoğan onun adı. Tersten gidelim bugün. Muhittin en son konuşmayı yapsın. Niye? Ben yeter. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim ama ben şuna bir cevap vereyim. Marke diye derken onu biz cevapladık mı? Evet, hayır. Ha Alanya Spor satılamayabilir dedik. Hayır ama bunun marka değeri bilemeyiz. Biz sadece futbolcularının bir yıllık değerine bakıyoruz. Ama yedin ne çikolata yedin be. Ama kadar ne yedin ya. Vallahi dönüp be. Dönüp aynı şeyleri okuyup bari, duruyor artık. Bari paketi çıkarma o ekrana. Evet. Veysel abi dönüp dönüp aynı şeyleri. Aynen bence gecenin yorumu Samet'in yorumu oldu biliyor musun? Aynen 6222 Muhittin'e uyarsak. Doğru. Ne yazmış? Muhittin abi uyarsak hepimiz yemeyiz. Doğru söylüyor. Neyse. Evet. Kimin gırgır yemez yemez. Arkadaşlar haftaya salı ben aranızda olamayacağım. Program Niye? Olursa bile Şehmuz Bey olacak. Yiyebiliriz. Ona göre arkadaşlarım program yap yapmamaya karar verecekler. Ben yurt dışında olacağım için iş dolayısıyla yurt dışında olacağım. Dubai'ye Allah izin verirse gidiyor. Allah izin verirse ondan sonraki nereye hafta. Nereye Dubai'ye mi gidiyor? Dubai'ye gidiyor. Biz şuraya gidemiyoruz. Sen Dubai'ye mi gidiyorsun? Yalnız biz bak bu hafta en önemli konusunu unuttuk. Çıkamadık. Buradan söylüyorum. Hiç kimse bu ülkede, bu ülkenin hiçbir değerine karşı çıkamaz, saygısızlık yapamaz. Arabistan'da yapılan olayı sonuna kadar kınıyorum. Bu ülkenin sözcüleri Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Buradan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinde sonuna kadar teşekkür etmek istiyorum. Çıkmayıp oynamadılar. Hayır, ben federasyona, buraya, oraya bu takımları götüren federasyonu kınıyorum burada. Ya Muhittin 4 milyon dolar para almışlar. Bak o, bir şey abi istese 100 milyon dolar. Sayacak aslında. Bacağı nasıl olur? Şöyle mi olur? Ne bacağı? Sayacak bacağı. Heh. Şöyle olur değil mi? Üçlü mü oluyor? Evet. 1. Türkiye Futbol Federasyonu. 2. Fenerbahçe Futbol Spor Kulübü. 3. Galatasaray Futbol Kulübü. 3'ü birden bir hareket içine girdiler. Tarihi bir skandala imzalar. Tarihi bir skandala imzalar. Bu kurallar bellidir. Aylar önce, haftalar önce UEFA'ya bildirilir her şey. Kurallar çerçevesinde gider her şey. Ama şöyle bir algı üzerine Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Bir algı üzerine yürütüldüğü süreç çok büyük yanlışlar yapıldı. Son anda maçın oynanmasına yarım saat kala biz şu tişörtte biz bir hazırlık yapılmış. Bunu önceden bildirilebilirdi. Son ana dek getirilmesi bu çok ayrıntı var. Ama
Atatürk hepimizin değeri olduğu için biraz bu bence siyaseten kurban gitti. Siyasete bir şey oldu. Siyasete kurban gitti ama... şöyle bir şey var Veysel abi. Ben üç kulübü de kınıyorum. Ben de genel olarak... Federasyonun hemen istifa etmesi lazım. Ben de şunu söylüyorum. Yürütememiz süreci. Ben de şunu söylüyorum. Kulübümüz Mustafa Kemal Atatürk, iki takım bir kulübümüzde Mustafa Kemal Atatürk pankartıyla da çıkabilir. Mustafa Kemal Atatürk tişörtü de giyebilir. Bunun oradaki yetkililere ne gibi bir zararı var? Ama kuralları var. Arabistan vermiyor. UEFA verir. UEFA verir. Burası buz cumhuriyeti değil. Burada bir kural var. Kural var. Şey var. Onu tabii ki Atatürk hepimizin değeri. İşte bunun üzerine gidiyoruz. Aynı bunun dediği gibi yapıyorlar. Aynen. Bu tartışma ne zaman başladı? Bu tartışma sabah saatlerinde başladı. Evet. Kulüplerimiz de bu işi inada bindirdi. Evet. Ki bence bindirmekte çok çok haklılar. Bak bindirmekte çok neden çok 15 gün önce akıllarına gelmedi ama Atatürk? Arabistan'a gidip kararları görünce mi kabul ediyor. İster şey kabul ediyor. Sadece son anda şey diyorlar. Birisi tişörtle çıkacağım diye Fenerbahçe. O zaman Galatasaray biz de öyle çıkacağız diyor. Tamam. Böyle başlıyor kriz. Tamam. Ben sonuna ama kadar... İster Marşı için kriz yokmuş bilginiz olsun. Yok ben biliyorum. İster Marşı için yok, kriz yok. İster Marşı okunacakmış. Ama bir de dalga yapıldı. Ne evet. Olursa olsun ben yani bak ben burada en çok kınadığım olay şu. Federasyon para uğruna bence. Türkiye'nin 100. yılında bu adamların oraya götürülmesi, kulüplerin oraya götürülmesi para uğruna yakışmadı. Kim evet, evet dediyse aynen, ona yakışmadı. Burada katılıyorum sana. Ben de katılıyorum. Evet, Fener mi? Yakışmadı. Evet, Galatasaray mı? Evet. Yakışmadı. Federasyon. Açıklandı. Bu da açıklandı. Kadar, açıklandı. Evet. Dibine kadar bunu da kınıyorum. Açıklandı. Bu da açıklandı. Kim? Bak kim olursa. İki bana... kulüpte, iki kulüpte tamam demiş. Tamam. 1,5 milyon euroya. Ondan önce Galatasaray ama... Bakü demiş. Ha. Öyle bir şey duydum. Galatasaray Bakü demiş bak, ondan önce. Ben size bir şey diyeyim mi? Federasyon. Sivas var ya. İlişkilerde... 100. yılda. Samsun var. Doğru. Abi, federasyon var. İkili ilişkilerde burada oynayacaksınız dediyse kulüpleri de kabul etmiştir. Buradaki sıkıntı federasyonla bitiyor. Bakın bu sene futbol gerçekten Türkiye'de oynanmaz hale geldi. Aynen. Biri iniyor hakemi dövüyor. Biri takımı sağdan çekiyor. Aynen. Bir yerde bir basiretsizlik var. Nedense yönetememe var. Sence şu olabilir mi? Nedense bunlar arka arkaya gelmez. Sence tesadüf mü? Federasyonu göndermeye çalışıyorlar zaten. Ya, federasyon bence gitmesi lazım. O ayrı bir yer. Gitmesi gerekiyor. Zaten bu süreçte patladı. Yönetemedi. Zaten burada kulüpler... Bak sana şöyle söyleyeyim Veysel abi. Ama kulüpler de yanlış yaptı bence. İstanbul Spor'un takımı sağdan çekmesi... Hakeme atılan yumruk olayı. Bu son olay artık diyor ki biz bu federasyonu istemiyoruz arkadaşım. Yani. Artık bir git diyorlar. Ama ne olacak ama sistem değişmediği sürece. Üç büyüklere bağlı bir sistem değişmediği sürece. O eski hakemler, eski yorumcular kaybolmadığı sürece aynı devam ediyor. Aynı devam ediyor. En eski der Muhittin gelir. Muhittin gider Veysel ama gelir. Ama bu kadar kötüsü de hiç gelmedi. Son iş yorumları okuvereyim. Tabii böyle kötü. Yılmaz Güney demiş ki gelmedi. Yılmaz Güney. Günay. Bizim Ucuzat Pazarı'ndan Yörük Metin, Ömer Erdoğan diyorsun Veysel abi demiş. Yörük Metin, ben ona Ömer Erdoğan diyorum. Evet doğru söylemişsin Yılmaz'ım. Yaşar Erver demiş ki, fark etmez her zaman elimizden geldiği kadar destek tam destek demiş. Aynen katılıyorum. Hadi gelin. Dur abi. Antalya'ya göçmede kim biliyor sadece gruplar değil tüm alaya durulması lazım demiş. Bence bu kadar yeterli. Yani şey olmaz yani bundan daha iyisi olmaz. 5 otobüs bile bence çok çok iyi. Eğer 5 otobüs yaparsanız bence çok iyi. 10 otobüs yapacağız ya. 10 otobüs yapacaksınız. Çok iyi. Çok çok iyi hem de. Yani i̇nşallah, otobüs inşallah, olarak olmasa da inşallah haftaya sen... Bak sen kurtuluyorsun. Haftaya burada senin kulaklarını çınlatmayız. Ben evet. Karşıyım bu işe. İnşallah haftaya ben hatırlanmam. Ben gideceğim abi. Konuşmadım hadi bitirelim diyorsun. Sen konuşmanı söyle ben de konuşmamı kapatayım. Önce Veysel abi konuşsun. Ben direkt ben konuşayım hadi. O zaman. Efendim bu hafta ben izlenmeyi biraz düşük gördüm ama... Muhakkak herkes işi gücü olabilir. Ben yine de ceplerinden para harcayarak, internetini kullanarak bizi izleyen, yorum yazan hemen bakmak istiyorum. Ona da geçen hafta başladım. 155 yorum yazılmış. Böyle az yorum değil bu. Elimizden geldiği kadar okumaya çalışıyoruz. Burada bize yorumları okumamıza destek olan rejide Kadir Altındal ve Mustafa kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Haftaya Enes, millet burada açken o tatile gidecek. Tatile değil abi, işe gidiyorum ben. İşe mi gidiyorsun? İşe tatil mi? Dedim bana. Var var abi. Ha, işe gidiyormuş, pardon. Sözümü geri alıyorum, komple değiştiriyorum. Haftaya inşallah burada Şehmuz Altundal, Muhittin Deniz Düşünceli ve Uğur Veysel Okşar tekrar sizle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Evet. Ben mi kapatacağım? He? Ben mi kapatacağım? Aynen. Mustafa gözünü seveyim bak Muhittin kapatacak sonra bir hafta onun derdiyle uğraşamayız. Sakın benden sonra kapatma ha. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar. Bak beni nasıl kavga çıkarıyor. Gelecek haftaki salı değil ondan sonraki salı tekrardan görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Allah'a emanet olun. Hayırlı haftalar. Mutlu yıllar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Evet. Bu hafta da bizleri yalnız bırakmadın. Aa, kapattı. Mustafa kapandı mı? Şakaya. Şakaya bak Recep'in. Evet. Bu hafta da bizleri yayında mıyız? Ben şey yiyordum ha. Yayında mıyız? Yayındayız. Yayındayız. Pardon. Abi. Pardon. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bir ayrıntı. Cuma günü Antalya Spor maçı var ve Antalya Spor maçının özel buraya kırmızı giyip gelen Veysel Okşar'ı Antalya maçından sonra da aynı renkte bekliyoruz. Antalya'ya gelme fırsatı olan, takımı destekleme fırsatı olan herkesi Cuma günü bekliyoruz. Otobüsler Cuma günü saat 4'te Zimbitik tesislerinden kalkacak. Samet Kayabaşlı ve Hilmi Güney, Hasan Bastıkıllı, bu isim kişilere ulaşıp isimleri de yazdırabilirsiniz. Özelden beni de arayıp isimle yazdırabilirsiniz Antalya maçı öncesinde. Evet, bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Enes abi Dubai'de tatildeyken biz sizlerle burada olacağız. Sağlıcakla.